Evet değerli dostlar, fonsuz, patronsuz ve de korkusuz radikal tahammülsüzlerin ekranı Radikal Tahammülsüz'de. Yine birlikteyiz. Çok önemli gündem maddeleri var. Ama biz radikal tahammülsüzler dün muazzam bir toplantı yaşadık ve gerçekten beni çok mutlu eden bir gün yaşadık. Ondan söz edeceğim ve gerçekten arkadaşlarımızın yorumlarını da görüyorsunuz. 22. olmuş sevgili Nur. Hala Radikal Tahammülsüz'ün ilk gösterim sarhoşluğundaydım. Çok keyifliydi. Herkese izlemesini öneririm diyor. Benim açımdan muazzam bir gecedi. Biraz sonraki görüntü vereceğiz. Sevgili Yusuf da geldi bu sırada. Bugün gündemi bir hayli yoğun. Yeşim Salkım da bizimle olacak saat 11.30'da. İlginç şeyler söyleyecek. Kulak kabartmanızı tavsiye ederim. Bilmediğimiz dünyalardan tahmin ettiğimiz şeyleri paylaşacağız onunla. Beren Hanım da geldi. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dün Radikal Tahammülsüz'ün ilk gösterisinin ardından muazzam bir başarı geldi. Başarı nedir? Zaten biletlerimiz satılmıştı. Başarı nedir? Bizim benimle dayanışmak için oraya gelmek zaten tahmin ediliyordu ama başarı bunlar değildi. Sevim Hanım'ın yazdığı gibi gösteri müthişti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Melike Demirağ ve Orhan Gökdemir sağ olun. Kapanışta arkadaş şarkısıyla geçmişe gittik demiş. Evet, dün alkışlar beğeniyle, dostlukla en önemlisi de birlikte yaratılmış ama sanıyorum benim farklı bir özelliğimi de gördükleri için biraz şaşkınlıkla oldu. Celal Bey dün geldi sağ olsun, bana söz verdiği güzel damıtılmış rakısını da getirdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Oyunda emeği geçen bütün radikal tahammülsüz canlara teşekkür ediyorum diyor. Dünden bir iki görüntü paylaşacağım. Not alın. 16 Ocak'ta Ses Tiyatrosu'nda olacağız. Yer bulmak zor olmasın. O yüzden baştan sizlere önceden söylemiş olayım. Radikal Tahammülsüzler Aykırı Kumpanya keyifle izledik. Emre Aysar Haluk Polat ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yolun açık olsun Aykırı Kumpanya demiş. Aykırı Kumpanya bizim tiyatromuzun adı oldu artık. Dolayısıyla Aykırı Kumpanya ilk gösterisinin, daha doğrusu eskiden de yaptıklarımızı ekleyebiliriz ama bu süreçteki ilk gösterisi Radikal Tahammülsüz müzikali oldu. Çok güzel arkadaşlarımla birlikte baş başa verdik. Kurduk projeyi. Sözleri yazdım. Haluk besteledi. Sahneledik ve muazzam bir iş oldu. Gerçekten dostlarımızla birlikte bunu yaşadık. Bugün yine Radikal Tahammülsüzlerin şu anda gördüğümüz gibi onun için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu arada Ege diyor ki şahsen poposunu kaldırıp İstanbul'a gelemeyen tahammülsüzlerden olduğum için çok şey kaçırdığımı farkındayım. O yüzden Fatihlerin konusu müstahak diyor. Tam Ege Hamidiluk bir mesele. Bugün yine Radikal Tahammülsüz ekranı sonda hesap verecek. Abdullah Bey de dün oradaydı. Sağ olsun zeytinyağı, limon, mandalina ne varsa getirmiş, akşam eve taşıdık. Çok teşekkür ediyorum. Sabah da mandalina yedim. Sağlığa dikkat etmek lazım. Deniz dün oradaydı. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yine kibirli, tepeden bakan, şımarık bir tavırla burada. Kendisi günaydın, iyi yayınlar, insan beğendik falan yazar. Şakası bir yana sevgili Deniz'in objektifinden çekilmiş iki kısa görüntüyü bugün sizle paylaşacağım. Kendisi hanımefendi özel yerde oturuyordu. Yukarıda şeyde, locada, bilmiyorum orası mı daha iyiydi ama o görüntüleri paylaşacağım. Diğer arkadaşlarımızdan gelen görüntüleri de paylaşacağız. Leyla ablacığım merhaba. En sonunda hani sizlerden gelen destekleri akış olarak geçiyoruz ya, işte o hesap verebilir olmanın ne kadar önemli olduğunu göreceğiz bugün. Çünkü Tanju Selam, ilginç bir şey oluyor. Türkiye'nin imparator diye tarif ettiği, milli takımın anahtarlarının defalarca verildiği, kıymetle geldi. Bir isim Fatih Terim yakında sanık olabilir. Olur demiyorum ama iş oraya doğru gidiyor. Ve Aylin'cim merhaba. İş öyle bir hale geldi ki tam 10 geçe bu arada gireceğiz konuya, onu söyleyelim. Yani 2,5-3 dakikamız var. Önemli konular konuşacağız. Melahat da geldi. Dün biz o başarıyı yaşarken iş ne kadar büyümüş. Günaydın, selamlar. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle diyor. Daha gidilecek yerlerimiz var adlı. Bize yeni katılan ve kendi deyimiyle müdavimimiz olan dostumuz. Artık herhalde kendisini yakında bizim gösterilerimizde de izleyici olarak da görürüz. Katılan herkesle birlikte büyüyoruz. Dün hakikaten hem Radikal Tahammülsüz'ün sahne gösterisinde hem de dostların orada toplanmasında muazzam bir şey yaşadık. Keyifli bir buluşma yaşadık. Bu arada Facebook'taki dostlarımız da hoş geldiler. Dediğim gibi bugün İstanbul'da önemli bir dava var. Abdi'cim merhaba. Evet, Kadıköy'ü salladık. Sen yoktun Abdi. Zafer Arap Kirli'nin bugün hakkında yapılan bir suç duyurusu, bir pedofilya
pedofili dediği için daha önce görülmüş olan dava yeniden açılıyor. Melike Hanım oradaydı. Bizim bir muhabirimiz gibi bana telefon açtı. İyi ki de yaptı. Melike Demirağ dün de sahneye çıkıp arkadaş şarkısını bütün radikal tahammülsüzlerle birlikte söyledi. Zafer Arap Kirli yeniden yargılanıyor. Tabii ki yargılanması gerekenler yargılanmıyor. Öyle. Deniz diyor ki diğer lojadakiler kimlerdi? Bütün küfrü ben yiyorum ya. Küfrü sen yemiyorsun ama sana bir sır vereyim, aramızda kalsın. Senin tam karşındaki lojadakiler annem ve babamdan oluşan, annelerim ve babamdan oluşan iki annemiz, iki babamız. Yani kayınvalide, kayınpeder de oradaydı. Oluşan bir ekipti. Dolayısıyla onlara sistem edecek, küfür edecek halimiz yok. Sen hepsi adına gerekesini taşırsın. Onlara selam söylüyoruz. Evet, Zafer Arapkirli'nin bu meselesi ve Fatih Terim dosyası bugünün en önemli maddesi. Bu arada Yeşim Salkım tabii ki bu konularla ilgili de bazı sözler söyleyecek. Onları biliyorum. Onu da o yüzden davet ettik. İsterseniz birazdan yayına girmeden birkaç şey daha söyleyeyim. Bu Dilan Polat vesaire gibi isimlerin tutuklanma süreci devam edecek. Öyle görülüyor. Benzer isimler. Böyle bir sektör olduğunu öğrenmiş olduk. Tanju Özcan gittim geldim diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdiği için pek keyifli bunu gördük. Özgür Özel'in Meral Akşener ziyareti kesinleşti. Öyle görülüyor. Oradan bir süreç olacak. Tabii az önce Melike Hanım'la konuşurken onu söyleyeyim. Dedi ki ya Enver, biz senin ciddi ciddi böyle sert sert sorular sorduğunu görüyoruz. Şaşırdık kaldık dedi. Aslında ben tiyatrodan geldiğim için, beni bilenler edebiyattan ve tiyatrodan geldiğim için beni bilenler biliyordu. Bilmeyenler açısından dün akşam yeni bir başlangıç oldu. Roxy Bayram takma atlı Handan Hanım'a bir daha döner misin? Bu arada Mike demiş ki dolu dolu iki saat, onu da göreceğiz. Muhteşem bir geceydi. Öylesine güldük, eğlendik ki hala yüzüm gülüyor. Çok güzel bir geceydi. Handan Hanım'ın bana çıkarken değerli arkadaşlarıyla birlikte sarıldık, öpüştük falan. Dedi ki ben 16'sında da orada olacağım. Peki dedim, ben de buyurun gelin. Dediğim gibi bu her seferinde kendisini yenileyecek bir gösteri. Yani Deniz bile gelebilir yani bir diğerine. Evet, yavaş yavaş son 20 saniyeye giriyoruz. Dolu dolu iki saat geçirdik. Tüm ekibin emeğine sağlık, yolu açık olsun Aykırı Kumpanya. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yakında Ses Tiyatrosu, sonra Ataköy, İstanbul gösterileri oldu olacak. Baba sahne devam edecek ve sanıyorum bugün Mersin ve Adana tarihlerinde size vereceğiz. Salon bulmakta sıkıntı oluyor mu? Evet, oluyor. Evet, şimdi dün Aykırı Kumpanya'da bakın nasıl sadrazam gibi sahneye gelmişim. Nasıl yer yerinden oynamış, bir görün de programa başlayalım. Görkem oradaydı. O zaten delicesine çığlık çığlığa bağırıyordu. Bakın onu bir görelim Deniz'in kamerasında. Evet, tabii bu gösterideki mizahın bir parçası. Yoksa böyle hani sarayın dev aynasına bakar gibi kendimi böyle alkışlatmak gibi bir fantezim yoktu gösterinin başında. Göreceksiniz bunu. Ama tabii bayağı fiyakalı oluyor. Yani bunu Instagram'da falan paylaşsanız bayağı havası olur. Bu tabii benim açımdan son derece güzel ve keyifliydi. Bir de Melike Demirağ vardı. Bir 20 saniyede Melike Demirağ'dan ucundan göstereceğiz arkadaş şarkısından. Sonra da programımıza başlayacağız, yayınımıza başlayacağız. Başka arkadaşlarım da gelecek gösterilere, Melike Hanım da olduğu gibi. Belki her seferinde birine de denk gelmiş olabilirsiniz. Ben kendi payıma memnunum. Hemen bir de Melike Hanım sahnedeyken bir 20 saniyede onu görelim isterseniz. Evet,
Dünden birkaç enstantaneyi size paylaştık, birkaç görüntüyü paylaştık. Şimdilik bu kadar. Burada Radikal Tahammülsüz Ekranı kendi görevine devam edecek. Yalnız şunu söylemek isterim. Sizden gerçekten desteğiniz önemli. Bu gösteriyi de siz taşıyacaksınız bütün engellemelere rağmen. Hem beraber bizim başımız sınırlı saçlı mı? Ankara'ya ne zaman geliyorsunuz? Salon bulduğumuz anda geleceğiz. Onu da ayarlayacağız Tülay, ama mutlaka geleceğiz. Dünceler Bey'i falan da görünce kafaya koyduk, hep beraber bu işi yapacağız. Şimdi değerli dostlar, bu Fatih Terim meselesi Türkiye'de öteden beri dokunulmazlığı olan bir meseleydi. Bu sabah, daha doğrusu dün ortaya çıktı ki Seçil Hanım'la, Seçil Erzan'la tanışmadığını söyleyen Fatih Terim'in ailecek görüştükleri, aralarında mesajlaşmalar olduğu, hani bayağı bir kanka ilişkisi olduğu belgelenmiş olduğu. Nasıl oluyor da şu ana kadar en büyük gelir elde etmiş, üstelik de bu gelir elde ettiğine dair tablo ortada olmuşken ve aslında insanların bu fon denen, aslında fon falan yok, saadet zincirine katılması için telkinde bulunup yol göstermişken Fatih Terim hakkında bir sanık olarak ifadeye çağrılma olayı gerçekleşmemiş ve onu anlamış değilim. Şahsen Fatih Terim'in Türkiye'de temsil ettiği hiçbir şeyin ne Galatasaray'a ne de bize milli takıma yakıştığını düşünmüyorum. Mehmet Ağar'ın, Haluk Ulusoy'un olduğu dönemden bu tarafa baktığımız zaman Galatasaray Lisesi'nin, o Mektebi Sultani'nin değerli isimlerinin Fatih Terim'e karşı durmasına rağmen medya baskısı, o günkü başarılardan dolayı taraftar baskısıyla her seferinde en önde oldu Fatih Terim. Halbuki Fatih Terim'e baktığınız zaman biz ne gördük? Kavga, işte racon, mafyatik bir takım tavırlar vesaire. Hatta kebapçı dövmeye Bodrum'dan kalkıp işte Çeşme'ye gelmeler falan. Yani yaşına başına, Türkiye'de taşıdığı sıfatlara hiç de yakışmayan tutumlar içerisinde olan bir isimdi. Gazetecilerin soru soramadığı, tıpkı Cumhurbaşkanı gibi, efendim söyleyeyim, eleştirilmesi neredeyse imkansız, böyle tepeden bakan, dokunulmazlığı olan bir kimseydi. Şaşırtıcı olanlardan bir tanesi, hadi bunlar tamam da, ya insan bulunduğu konumda zaten sınırı belli olmayan büyük paralar kazanmışken bu tür fon işlerine niye girer? Oradan niye güç devşirmeye, para devşirmeye çalışır? Zaten dilediği kadar parası var. Zaten dünyalığını yapmış. Bunların daha fazlasını da yapabilecek gücü de var. Ama itibarın, toplumdaki saygınlığın kolay kolay geri gelmeyeceğini bilen bir kimse olmasına rağmen bu tutum hakikaten şaşırtıcı. Çünkü insanın en azından bunca dünya bilgisiyle, bunca görgüyle ya ben ne yapıyorum demesi gerekirdi, ya da çevresindekilerin demesi gerekirdi. Bunda Terim hanımefendi, Fulya Terim hanımefendinin de mesajlarını gördük. Yine Seçil Hanım'a gitmiş. Dolayısıyla bir kere şu iş bitti. Seçil Hanım'la Fatih Terim arasındaki ilişki çok net. İddia, üst düzey bir bankacı tarafından paraların İsviçre'ye götürüldüğü yönünde. Şimdi ben bu gizli tanık meselelerine çok itibar eden birisi değilim. Çünkü böyle durumlarda vurun abalıya söz konusu olur. Ama somut olarak mesela dava dosyasına giren yazışmalar, o yazışmaların da özel hayatla ilgisi yok. Tamamen bu maddi meselelerle ilgili. O yüzden oradaki tabloyu daha belirleyici olarak görmemiz gerekir. Nedir oradaki tablo? Fatih Terim Beyefendi'nin eşiyle birlikte bir hafta sonu tatili geçirdikleri ya da bir araya yemeğe vesaire gittikleri, o gün çok iyi ağırlandığına dair Fulya Terim ve Fatih Terim'in adlarının birlikte konduğu bir mesaj var. Bu mesajda işte olağanüstü bir gündür, sen çok değerli birisin falan gibi laflar ediliyor Seçil Hanım'a. Demek ki tanımamak söz konusu değil. Hatta şöyle dursun, çok daha ileri bir durumdan söz etmek mümkün. Bu tabloda Arda'nın Seçil abla kredi kartı zamanım geldi, paraya çok sıkıştım, ne yap et beni bu işten kurtar diye mesajlarının da olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu işin içerisinde belki kara para aklama, belki bankacılık sistemindeki kimi zaafı olan insanların içinde olması vesaire, ama mutlaka ve mutlaka açgözlülüğün olduğu bir durum var. Ya ben bir su rica edebilir miyim dünden sonra? Bu su meselesi ayrıca benim için önemli hale geldi. Yoruldum tabii. Şimdi burada çayımızı alalım. Enteresan başka bir mesele daha var benim dikkatimi çeken. O da şu, bu dolandırıcılık organizasyonu içerisinde olan isimlerin hemen tamamının zaten zengin ve varlıklı olmalarına rağmen paralarını ahmakça
riske etmeleri, onların ahmak olduğunu varsayarak sistem içerisinde Fatih Terim'in pozisyon alması. Yani Fatih Terim bu futbolcu milletini tanıyor ve diyor ki sen buraya git. Eğer şu ortaya çıkarsa sen buraya git deyip Fatih Terim bir anlamda da faiz falan alıp da parasını büyütüyorsa tam kendi oyuncularına embesil muamelesi yapıp oradan zenginleşmek anlamına gelir ki bu Allah Allah iş çok acayip yani. Özür dilerim. Şimdi tablo böyle olunca biz tekrardan meselenin boyutlarının araştırılması ve genişletilmesi kanaatinde olanlardan yanayız. Hatta ilk iddianameler hazırlanıyor yavaş yavaş. Denizbank Hakan Ateş ile ilgili bir müfettiş raporu yayınladı. Rapor maalesef komik bir rapor. Bir tür suçluluk psikolojisinde. Ancak edindiğim izlenim o ki o günkü panikle Denizbank çeşitli tutumlar almış. Ancak Hakan Ali Ateş'in suç organizasyonu içerisinde olduğunu söyleyemem. Sadece nitekim iddianamede adının geçme biçimi de o. Seçil Hanım'ın bu naneyi yediği fark edilince zorla adam alıkoymak denebileceğimiz bir eylem gerçekleşmiş. Florya'daki evinden anladığım kadarıyla Seçil Hanım alınmış işte güvenlik görevlileriyle ama şeyin güvenlik görevlileri Denizbank'ın onunla ilgili bir takım soruşturmalar yapılmış, sonra da evine bırakılmış. Bunlar hepsi iddianamede var. Özellikle Ali Çağatay'ın sabah çok detaylı bir şekilde anlattığı şeyde ben de dinledim, kendi bilgilerimle birleştirdim. Sabahları çok faydalı oluyor Ali Çağatay'ı Sputnik'te dinlemek. Oradan da edindiğim izlenimler benimle paralel ya da benimkiler onunla paralel. Burada bu mafyatik dünyanın tahmin ettiğimizden çok daha derin, çok daha büyük ve çok daha tartışmalı bir yerde olduğunu anlamamız gerek. Çorlu'dan mı? Evet. Çorlu'daki evinden alınmış. Tamam, olabilir. Ben dün malum proje yani gösteriden dolayı bugüne ihmal ederek çıkmadım ama yer adları da birazcık şey olabilir, sorunum olabilir. Onu da böylece düzeltmiş olduk. Evet değerli dostlar, şimdi nereye geldik meselede? Bu olayın derinleşmesi söz konusu ve hepimizin bir beklentisi var. Nedir o beklenti? Çok açık. Fatih Terim konuşmalı. Fatih Terim kendiliğinden konuşmayacağına göre, Fatih Terim bir röportaj vermeyeceğine göre, Fatih Terim'i savcı, hakim ancak soruşturabilir ve savcı, hakim soruşturması olmadan da bu işlerin ortaya çıkması mümkün değil. Tekrar ediyorum, savcı ya da hakimin konuşturması gerekiyor. İşin o tarafına da bakmalıyız, bakacağız. Onun da altını çizelim. İstanbul'da bugün bir felaket yaşanıyor. Hava felaketi, dolayısıyla trafik felaketi. Bu felaketin önemli bir kısmı doğadan kaynaklı, bir kısmı da insanın gerzekliğinden kaynaklı. Doğadan kaynaklı olan kısmı lodos, deniz taştı, coştu, kıyı vurdu. Yani orada hepimizin gördüğü somut bir tablo var. Ama sabahın kör karanlığında çoluğu çocuğu sokaklara düşürmek bizle ilgili bir şey. İstanbul'u içinden çıkılmaz bir trafik haline sokmak bizle ilgili bir şey. Böyle bir günde İstanbul'un dehşeti yaşayacağı belliyken valiliğin okulu tatil etmeyip okulları insanları yola düşürmesi ayrı bir şey. Valilik okulları niye bir gün tatil etmez anlamış değilim. Çünkü zaten bu okul dediğiniz yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir çocuğu hiçbir şey öğrenmiyor. Tarihi, tarih diye hamaset öğretiliyor. Efendime söyleyeyim, birçok fuzuli bilgi kafalarına dolduruluyor. Felsefe yok, bilim yok falan. Dolayısıyla bütün bu gerzeklikleri bir gün eksik öğrenseler hepimiz açısından daha faydalı olur. Bunu da dikkatle dinlemek lazım. Nur Hanım, şeyi okudum. Bankanın uzun açıklamasını okudum. Açıklamanın içeriğindeki ayrıntılar, meselede bankanın olmadığı, Hakan Bey'in de bu anlamda bir suçu olmadığına yönelik hazırlanmış. Ancak bir müfettiş raporu gibi değil de bir savunma gibi olmuş. Bence bu tür meselelerde herhangi birisinin ifadesine başvurulması onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Yani
Hakan Bey'in de ifade vererek tabloyu anlatması, varsa meselenin içerisinde bildikleri onları aktarması topluma faydalı olur. Neden? Ben de hali hazırda maaşlarımın zamanında, ta Skytürk zamanında Denizbank'a yatmış olmasından dolayı hala Denizbank müşterisiyim. Dolayısıyla bizim öyle büyük para pulumuz falan yok ama müşterisi olduğum bir bankanın açıkçası bir müddet daha bekleyeceğim bu işlerle ilgisi var mı yok mu diye. Eğer bu işlerde karanlık bir taraf görürsem o vakit tabii ki o bankadan ayrılırım. Netice itibariyle bizim bankayla çok işimiz falan yok ama bu bankanın farklı ülkelere, Araplara, Ruslara vesairelere de satıldığını düşünürsek bu küresel dünyada satılma gerekçeleri falan tüm bunların karşısında Hakan Ateş Bey'in görevde kalması onun güvenilir olduğunu gösterir. Ben Hakan Ateş Bey'in opera, klasik müzik seven birisi olduğunu bildiğim için bir kez yayın da yaptım. Ama topluma çıkmalı, eğer mümkünse buraya çıkmalı, sorularımızı yanıtlamalı. Doğrusu bu. Bunu yaparsa ben de memnun olurum. Yapar mı onu bilemem. Lakin şunu biliyorum. Buradaki asıl mesele Fatih Terim'in anahtar noktada olduğu, Terim'in dokunulmazlığı, Terim'in devlet içindeki gücü, Terim'in oyuncuları yönlendirme kabiliyeti. Yani tırnak içerisinde tabir caizse mafyatik pozisyonda olanın Fatih Terim olduğu gün gibi ortada. Bu suçlu olduğu anlamına da gelmez işin ilginç tarafı. Yani diyebilir ki mesela Nurcuğum git şuraya da çok faiz var al. Ben dedim ama ben ne bileyim burada yolsuzluk olduğunu sonuç itibariyle böyle oldu diyebilirdi. Ama aradaki yakın ilişki ortaya çıktı. Kendi içinde bulunduğu ekonomik tablo ortaya çıktı. Para hareketleri herhalde burada izlenecektir. Banka da burada yardımcı olacaktır Nur Hanımcığım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunu da doğrusu önemli buluyorum. Bu Lodos ve valiliğin almadığı karara gelince hakikaten utanç duyulacak bir durum bu. Yani çoluk çocuk, ben sabah 6'da kalktım. İşte 6.45 falan gibi Nisan'la yola koyulduk. Sonra defneyi aldık. Okula bıraktım, karşıya gittim. Şimdi ikinci round var. Nedir o? Çocuklar geçemeyecek, vapur çalışmıyor. Ne yapacağız? Bir daha kalkıp oraya gideceğiz, onları alıp geleceğiz. Hadi benim arabam var, karşıya gittim. Geri döndüm. Ki çok zor olacak. Peki şunu soracağım. Ya orada da Levent Beyciğim bakın. Oradaki çözüm de var. Çalışan aileler ne yapacak o çocuğa? Kime bakacak? Gayet basit. Her aileden bir kişi evde o gün izinli olacak. Yani bu kadar zor bir şey değil ki. Niye? Allah'ın kelamı mıdır ya da talimat mıdır herkesin her gün çalışması? Bu kapitalizmin uydurduğu bir şey. Eşiniz ya da siz aileden bir kişi çocuğunuzla birlikte evde kalacaksınız. Kararnameyi böyle yayınlayacaksınız. Bu kadar basit. Nedir yani çocuğu kime bırakacağız meselesi? Köle misiniz? İnsansınız. Çocuğunuzu evde bakmak da devlet tarafından bir gün çalışma günü olarak kabul edilecek. Bunda hani beni mi itham ediyorsunuz bilmiyorum ama yani işin gerçeği şu. Neden çalışmak zorunda olsun ki insanlar? Böyle bir gün çocuk evde. Çocuk evdeyken başında bir insan gerekiyor. Denebilir ki ilkokul çağındaki ailelerin çocukları okula gitmeyecek. Ki bence orta lisede gitmemeli. Onlar öyle olmalı ama ilkokul çağında çocuğu olanlar ya da okul öncesi anneler ya da babalar. Kendi tercihine de bırakabilir. Her aileden bir kişi devlet tarafından izinli sayılacak. Çok mu zor Levent Bey bu? Yani çok mu saçma? Ne olacak yani devlet dairesinde vergi memuru bir az kişi olsa? Ne olacak yani atıyorum bir bankada bir kişi, iki kişi, beş kişi daha az olsa? Ne olur yani işlemler yarına kadar. Ölür müsünüz? Zaten bize öğrettikleri bu. Hep çalışmamız lazım. Hep bilmem ya öyle bir şey yok. Bir sürü dandirikten iş var. Acil işler zaten yapılıyor. Hastanesi yerinde. Efendime söyleyeyim yani açık. Fırını açık. Birçok temel mesele güvenlik kuvvetleri gibi pek çok insan işe gidiyor. Yani diğer devlet dairesindeki fuzuli işler, yani noter işlemleri bir gün aksasa, ertesi güne gitse ve devlet dese ki bugün yapılan, yapılamayan işlemler için yarını da geçerli sayıyorum. Ne olur? Ne olur? Ya Türkiye'de saray kararname çıkarttı. Saray dese ki 29 Nisan günü tarihten silinecek. Türkiye'de 29 Nisan günü tarihten silinecek dendiği zaman onu tarihten silecek milyonlar var, milyonlar. 29 Nisan'ı yaşanmamış kabul edebilecek milyonlar var. O yüzden sizden istirham ediyorum. Bu soru böyle çok Enver ne diyecek sorusu değil. Gayet basit ya. İlkokul seviyesinde çocuğu olanlar ve okul öncesi olanlar izinli. Ne olur?
Vatandaşınıza güvenin ya. Yani hem anne hem baba izin yaparsa diye soranlar olursa, toplumun kaçta kaçı? %5'i ahlaksız. Toplumun zaten %5'inden fazlası ahlaksızlık yapıyor. Ne olur o günde yapsınlar. Yani bunlar bizim ezberlerimiz Levent Bey. Ne olacak yani? Evet, bunu da böylece değerlendirmiş olduk. Naci Görür'e getireceğim konuyu. Naci Görür kolay kolay büyük laflar etmek istemiyor ama etmesi gereken bir tablo var. O da Tunceli'nin tehdit altında olduğunu ve 7.4 şiddetinde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Şimdi yapılması gereken nedir? Hemen bir hafta içerisinde riskli olduğu sanılan, bakın kontrol etmeye vakit yok, sanılan, tahmin edilen binalar hemen boşaltılmalı, bir. Ondan sonra, boşaltıldıktan sonra gereken yapılmalı. İki, devlet buradaki yurttaşlarının ne oranda sorun yaşayacağını öngörerek hemen oraya deprem sonrası için gereken önlemi almalı. Can kaybı esastır ama onun dışında da mal kaybı vesaire gibi şeyler de olabileceği için hemen o önlemlerde alınmalıdır. Kızılay'da bölgede her ne kadar hiçbir işe yaramıyorsa o da önlemi almalıdır. Ve öte taraftan eğer varsa oradaki insanlarla ilgili barınma sorunu çıkacaksa, ki çıkacak, ben bölgeyi biliyorum, yakın illerde insanların yani binalarının boşaltılacağı belli olan insanların, başta Elazığ olmak üzere yakın bölgelere hemen gönderilmesi, atanması, neyse ona göre bir düzenleme yapılması ve şehir 7.4 şiddetinde bir depremi aşabilecek hale gelene kadar da bu uygulamanın yapılması lazım gelir. Çünkü bu saatten sonra olacak şey, ama kontrol yapalım, bürokrasiyi devreye sokalım falan derseniz deprem sizin tarihinize, zamanlamanıza bakmıyor, olur ve yine hep beraber çok çok ağlarız. İşin ağır tarafı, örneğin böyle bir lodos ortamında, böyle karanlık ve soğuk bir dönemde depremin İstanbul'da olduğunu düşünün. Var olan sorunların üzerine bir de bunlar bindiğinde nasıl bir büyük bir felaket yaşayacağımızı, belki 1 milyon, 1,5 milyon can kaybı olabileceğini, belki daha da fazla olabileceğini düşünün. Bunun çözülmesi imkansız değil. Gerçekten imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Bugün alınacak bir irade, şu 3 Ahbap Çavuş ilişkileri, paraları aldık, müteahhitlere gittik, çaldık çırptık bilmem ne ilişkilerini bir bırakıp insanımızı kurtarmamız gerekiyor. Bakın şey yaptılar, Yeşilköy'deki Atatürk Havaalanı, ki eski adı Yeşilköy Havaalanı'ydı. Evren oraya Atatürk dediği için ben söylemem pek. Atatürk Havaalanı dedikleri Yeşilköy Havaalanı'nı, eğer havalimanını ortadan kaldırmış olmasalardı, bugün uçuşların daha kolay yapılabileceği bir zemin olacaktı, bir ortam olacaktı. Orası daha kolay uçuş yapılabilen bir yer. Sabiha Gökçen'e göre de bu İstanbul Havalimanı denen kepaze yere göre de daha iş buralardan başlıyor. Bu sorunların altını çizelim. Yeşim hazır olduğunda bana lütfen haber ver Görkem. Dün Görkem de oradaydı bu arada. O da çok alkışladı. Çıldırdı çılgınlar gibi. Emre abi merhabalar. Bilgisayar programcı okudum. Staj yapacağım bir yazılım firması arıyorum. İletirsen sevinirim. İlettik. Şu anda kardeşimize staj için destek olmak isteyen kimse varsa, ki mutlaka olmalı, bu işi de buradan çözelim. Onu da halledelim. Evet, Yeşim hazır mı, ona bakalım. Abi şimdi biz bu Paragöz arkadaşların çalıştırdığı takımlara nasıl güveneceğiz? Malum çok para kaybettiler. Bahis şikesi yapmayacaklarının garantisi var mı? Tatlı adam Muhsin çok da güzel bir soru soruyor. Doğru soru soruyor. Daha ileri gitmemiz lazım. Bahis şikeleri bugüne kadar ne kadar yapıldı? Ne oranda yapıldı? Bakın size futbolla ilgili bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki ekonomi açısından bunu anlatmak isterim. Yine sabah Ali Çağatay Bey söz etti. Ben önemli bir kısmını biliyordum ama rakamları bilmiyordum. 2,5 milyar lira civarında, belki de daha fazla borcu varmış Bursa Spor'un ve battığını, iflasını ilan edip isteyecekmiş. Bunları bütün kulüplere eğer uyarlarsanız bu kulüplerin paralarının tahsil edilmesi mümkün değil. Ve kulüpler devletin eline geçecek. Kulüpler devletin eline geçtiği zaman da istediklerini atlayacaklar ve yerel yönetimlerde de bunu kullanacaklar. Bunun da altını çizmek isterim. Yani mesele futbol sadece futbol değildir seviyesine gelmiş durumda. Bunun da altını çizmek isterim ben.
özellikle Fatih Terim kuşağındaki isimlerin, o dönemki futbolcuların hangi kulüpte olursa olsun, çünkü Fatih Terim'le birlikte çalışanlar Türkiye'de bir tür egemenlik kurmuş durumdalar. Onlara bakmak gerekiyor. Ne oldu, ne bitti? Tabii bunları inceleyebilecek yürekli bir savcı bulunur mu? Bulunur. Devlet buna izin verir mi? Sanmam. Evet Görkem, bana bir Yeşim'le ilgili bilgiyi verirsen hemen başlayacağız. Hazır değil. Kaç dakikaya hazır olur Görkemciğim? Ona göre ben iki konu daha var, gireceğim. Ve bu arada beğeni meselesine de bakalım, onu da bir halledelim. Yeşim de geliyor. Tamam, birazdan arayacağım demiş Yeşim'i. Biz Yeşim'le dün konuştuk. Bugün için randevulaştık. Şimdi Tanju Özcan meselesi. Tanju Özcan pek bir keyifli Özgür Bey'in geldiğinden dolayı. Haksız sayılmaz. Neden? Çünkü sonuç itibariyle CHP benim için eski değildi, yeni gelmedim, geri geldim diyor. Hayırlı olsun, ama Tanju Özcan'ın sandalye fırlatma tavrı çok saygısızcaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sandalye fırlatmak bence ayıp genel başkanına. Hani geri dönmesi için bir şey demem ama ayıp ayıptır nihayetinde. Bundan dolayı belki de kamuoyundan özür dilemesi gerekir ama Özgür ve Ekrem ikilisinin burada bu tabloda ortaya çıkan bir meselesi açıklıkla ortaya konuyor. O da şu: genel başkana yapılan her türlü saygısızlık affedilebilir hale geliyor. Kendi bilecekleri iş, bunu da söyleyelim. Özgür Meral Hanım'ı ziyaret edecekmiş. Bu ziyaretin neden, nasıl yapıldığını bir türlü anlamış değilim. Son derece tartışmalı ve şaibeli bir durumda olan ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı tarafından nefret edilecek hale gelmiş İYİ Parti lideriyle görüşecekler Perşembe günü. Ne konuşacaklar? Bugün İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne verebileceği ne var? Türkiye'ye verebileceği ne var? Anlamış değilim. Özgür Bey'in ısrarını da anlamış değilim. Tahminimi söyleyeyim. Ekrem burada baskı yapıyor. Özgür'le görüştürmek için. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti bir kurumsal birlik yaparsa ben İstanbul'da maçı götürürüm diye düşünüyor. Fakat ben aynı kanında değilim. İki sebepten dolayı. Bir, İYİ Parti'nin tabanı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kolaylıkla oy verir. Onlar da Meral Akşener'den pek haz etmiyorlar. Dolayısıyla öyle bir kaygıya gerek yok. Ama tam tersi, özellikle İYİ Parti işin içinde olduğu zaman Kürt seçmenin İstanbul'da bir kez daha Ekrem'e doğrudan destek verip veremeyeceği konusunda kuşkum var. Size ilginç başka bir şey daha söyleyeceğim. Dün hakikaten dikkatle dinledim Özgür'ü. İki şey beni çok rahatsız etti. Erdoğan bize çok kötü davranıyor. Çok kötü hitap ediyor. Bizi eşiti görmüyor. Bizi kul olarak görüyor. Ve bunu da biz benim milletim, benim bakanım, benim vekilim, benim bilmemden diye tarif ediyor. Dolayısıyla ben çok vurgusu var ama daha çok bize yapılan mal vurgusu. Benim bakanım dendiği zaman bu bakanım denmesi iğrenç bir laf. İşte bürokratlara da aynı şeyi söylüyor. Benim milletim falan diyor. Dün Özgür kürsüde dikkat edin aynı dili kullandı. Milletvekillerim dedi mesela. Çoğaltmayacağım, abartmayayım diye. İl başkanlarım dedi. Hadi iki örneği vereyim. Ya nasıl oluyor da bir anda iktidar aynı dilin kullanılmasına sebep oluyor insanda, anlamış değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi koltuğu da az buz bir iktidar değil. Toplumun hemen hemen bütün meselelerinde takındığın ve takınmadığın tutumlardan dolayı önemli birisi oluyorsun. Sen takındığın ve takınmadığın tutumlardan dolayı önemli birisi olduğun yerde hemen vekillerim, belediye başkanlarım, parti başkanlarım falan bilmem ne, pardon, il başkanlarım falan dersen bana Erdoğancılık oyunu gibi geliyor ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Kim yaparsa yapsın. Yani Erdoğan'ın bize maraba muamelesi yapması, şimdi de yetmiyormuş gibi bunun üstüne Özgür'ün gelip böyle yapması çekilecek dert de değil. Herkes bir kendine gelsin ya. Ne Erdoğan bizden ileride ötede önemli birisi, ne de Özgür bizden ileride ötede önemli birisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde sorumluluğu taşıyan birisi Erdoğan. Ama nihayetinde yarın değiştirilebilecek, her ne kadar Türkiye'de sandık ortadan kalktıysa da, yani sandık fetişizminin dışında bir demokratik uygulama, hukuk yoksa da, nihayetinde Erdoğan dediğimiz kişi de Türkiye Cumhuriyeti'yle bizimle aynı nüfus cüzdanını taşıyan kimse.
Bakın bugün Kemal Kılıçdaroğlu sıradan bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Dolayısıyla hiçbir imtiyazı yok. Korunması yok. Milletvekili dokunulmazlığı yok. Hiçbir şey yok. Koruması derken korumaları var da korunması yok. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Bir kere ne olduğum değil ne olacağım demeli. Türkiye neler yaşadı? Bir anda evinizde oturan, çayınızı içen, sohbetinizi eden bir insan haline geliyorsunuz. Şu halde şöyle mi diyeceğiz yani? Oraya bak, yarın sen de böyle sıradan bir insan mı olacaksın diyeceğiz. Bunu anlamak için özel bir zekaya gerek yok. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün takındığı tavırlara bakın. Bir de Abdullah Gül Bey'e bakın. O da Cumhurbaşkanı'ydı bir zaman. Tamam Erdoğan gibi değildi ama içinde Cumhurbaşkanı'ydı. Evde oturuyor. Cumhurbaşkanlığından dolayı maaş alıyor. Koruması var. Bir takım değerlendirmeleri var ama sizden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu şeyi yani benim milletvekillerim. Mal mısınız ya? Karşıdakiler de şaklaban gibi alkışlıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Can'ın söylediği gibi bunların hiçbirini yapmadı. Yani bunları yapmadı. Söylemde çok daha kibar davrandı. Hatta sertleştiği zaman sertleşmenin ona yakışmadığı da söylendi. Bunu da notlarımız arasına koyalım. Bu dil çok tehlikeli bir dil. Bu tutum çok tehlikeli bir tutum. Ve bizim buradan nereye gideceğimiz konusunda bir problem var. Kamber demiş ki benim Enver'im sorun yok. Bu laf güzel Kamber. Benim Enver'im dediğin zaman Enver'im sevgi sevgi ifadesi. Ama ben size benim radikal tahammülsüzlerim diye hitap etsem sevgi değil kulluk ilişkisi olur. İroniyi anladım, sevdim ama ben buradaki insanların teker teker Enver'i olmaktan memnunum. Ancak birbirimize işin gırgırını kenara koyduk. Bir kul gibi davranmaya ne benim size ne de sizin bana hakkınız yok. Erdoğan da bana kul gibi davranamaz. Erdoğan da halkına kul gibi davranamaz. Tırnak içinde halkına diyorum. Neden? Aslında halkımıza. Neden tırnak içinde? Çünkü halkım diyor. Yani birisine bağlı olan, ipi iktidarın elinde olan, istediği zaman kellesini alabileceği insanlar topluluğu gibi değerlendiriliyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Güneş Hanım efendicim, bu çiçekler dün geceye ve güzeller güzeli Beyhan'a demiş. Beyhan dün hakikaten çok çalıştı. Daha önce de çok çalıştı. Benim açımdan da çiçekler Beyhan'a zaten ona bir armağan vermemiz gerekiyor. O armağanı da dün gerçi sahneye çok görkemli çıktı. Yani ben bunca yıldır bu işleri yaparım. Onunki gibi selam veremedim. Görkem tatlı çocuk seni sevdik demiş Sevim. Evet Sevim Makineci. Görkem tatlı çocuk hakikaten. Keşke bir gün buraya gelip de size taklit yapsa. Çok güzel taklit yapıyor. Çok güzel yapıyor ama utangaç belki bir gün yaptırır. Sesini gizli kayda alırım. Evet hazır mı Görkem Yeşim? Yoksa diğer son konuya da gireceğim. Peki girelim son konuya da. Bir aile daha çıktı. Son konuya girek. Peki girelim. Bir aile daha çıktı ortaya. Yine benzer biçimde Polat Giller'den biri. Tayyar Giller galiba. Bunların hakikaten sonu yok, limiti yok. Çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Tayyar Giller, o haberi bir göndersene bakayım adamın adını doğru söyleyeyim. Bu Tayyar Giller de enteresan tipler. Bakalım. Hadi bakalım. Yenge! Bu ne? Tayyar Bey'i arayalım ya. Alo Tayyar Bey. Ay bunlar ne böyle? Bayıldık biz. Bayıldık hediyelere bayıldık. Yalnız Milan'ın kilosu kadar göndermişsin. Sen kaç kilosu? Sen bir 60 kilo daha yap ona ekle aşağı. Tayyar Bey, bugün yediğiniz hurmalar yarın sizi tırmalar. Bu Tayyar Beylerin de canına okunacak, öyle düşünüyorum. Evet, Yeşim Salkım hazır. O zaman Yeşim'i alalım yayına. Evet, Yeşim Salkım geliyor. Ratatatan. Yeşim merhaba. Merhaba, nasılsın? Unutmadın değil mi? Uyuyor muydun yoksa? Yok ya, annemin çok ağrısı var. Dün gece de hiç uyumadık. Hastaneye gittik ve parmakları bir onda bir kemik erimesi var. Bir de düştü biliyorsun birkaç gün önce. Evet. Bayağı yani böyle küçük çocuk gibi ağlıyor aşağıda şimdi. Yani şimdi seni hastaneye götüreceğim. Doktoru bekliyor.
Onun yanındaydım. Yoksa bana uykular haram. Çok geçmiş olsun. Biliyorum geçen gün ben sana geçmiş olsun dileğinde bulunmuştum. İşte herhalde sıkı bir ağrı kesici ihtiyacı olacak. Çünkü o iş zor bir iş. Yani Voltaren de işte çünkü şimdi yaşlılık zor biliyor musun? Yani hakikaten bir şey fark ettim ki yaşlanınca böyle hani bebeklik ve çocukluk nasıl zorsa yaşlılık da böyle bir şey eşdeğer. Yani gözümün önünde böyle çünkü geçen seneden beri işte babam, teyzem hepsini kaybettik ve onlarla da ilgilenip baktığım için yaşlılarımıza biraz daha böyle galiba sevgi dolu biraz daha sahip çıkmak ve yaşlandığımızda ne olacağız diye hesaplamak çok önemli bu hayatta. Gençken bir şekilde ömür geçiyor. Ama yaşlanmak, yani bayağı bir yaş almak, insanlar hiç bunu hesaplamıyor. Şey zannediyor yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacağını, dünyaya kazık kakacağını. Ya da ne bileyim işte bir yaşlı gördüğünde bir işte görüyorsun hani ülkenin durumunu işte bir otobüste ya da sokakta ya bir yerde yardım etmediğini yani bayağı insanlıktan uzaklaştığımız bir süreçte yaşıyoruz. Bu da ister istemez bizi çok düşündürüyor yani ben çok düşünmeye başladım. Nereye gidiyor bu ülke bu dünya böyle? Valla ben bu söylediklerine tabii ki katılarak bir de ilave yapmak istiyorum. Benim canımdan bir parça, muhtemelen sen de çok yakından tanıyordun ama biz etle tırnak gibiydik. Geçen sene Billur'u kaybettikten sonra Kalkavan'ı ikinci bir duyguyu daha yaşadım. Bazı isimlere, yani ölüm hiç kimseye yakışmaz ama bazı isimlere hiç yakışmaz. Billur bunlardan biriydi. Evet. Dolayısıyla hakikaten şeyi iyi bilmek lazım. Hani hayatı tadında yaşamak, ölçülü yaşamak ve haysiyetini koruyarak yaşamak lazım. Yeşimciğim, dinliyorum. Aynen çok katılıyorum sana. Yani hani ne kadar yaşadığın önemli değil, yaşadığın süreçteki yaşam kaliten, dostların, seni sevenlerin ve hayata ne kattığın, hayatın sana verdiklerinden sonra senin hayata neler verdiğin gerçekten çok önemli ve biz son zamanlarda maalesef kendi ülkemizde özellikle çünkü yani Kuzey Avrupa ülkelerini Avrupa'daki bazı yerleri bunun içine alamıyorum kimse kusura bakmasın ırkçı bir insan değilim gerçekçi bir insanım ben maalesef sanki böyle hani üçüncü dünya ülkesiymiş gibi yangından mal kaçırırmış gibi böyle sürekli herkesin yani şu son dönemlerde yaşadığımız za akıl kâr erdiremediğim olaylar oluyormuş ülkede. Hatta bugün bir not almıştım sana söyleyecektim. Dünyanın en pahalı bir arabası işte atıyorum. Şu anda 110 kişi sıraya girmiş. 850 milyon TL yapıyor bu araba. Pardon, 850 bin Euro olan bir araba. Türkiye'de 110 bin kişi sıraya girmiş ki bu arabayı alabilmek için. O zaman diyorum ki arkadaş hani biz ya fakir değiliz, fakir edebiyat yapıyoruz ya da birileri gerçekten fakir, birileri de bu fakir insanların üzerinden anormal zengin olmuş durumda. Yani bunun şeyi yok. Dengesi ve ayarı yok. Yeşim, sen Türkiye'de hani benim kendime koyduğum isim radikal tahammülsüz örneğindeki tarife çok uyan birisin. Gördüklerin müspet, menfi her neyse senin de birçok meselede artık tahammülünün kalmadığını ve çatır çatır konuşarak ne olacaksa olsun diyen birisi olduğunu görüyorum. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili birkaç meseleyi konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Sen geçmişte Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinde evlilik yapmış birisin. Ama bu ailenin zengin olmasından daha önemli bir özelliği vardı bugünle ilgili olarak. İnsanı zehirleyen bu paranın dışında iktidar gücü olan medya ve o ilişki ağını da içine alan bir aile olduğu için birçok şeye tanık olduğunu düşünüyorum. Özellikle televizyon, o zaman sosyal medya falan olmadığı için televizyon dünyasında ekran falan çok önemliydi. Şuradan başlayalım. Başta Polatlar olmak üzere
Bugün ortaya çıkan bu acayip yani görgüsüzlüğün tavan yaptığı, üstelik de kiminin muhafazakar tavrıyla, kiminin müstehcen tutumuyla, kiminin yalanla, dolanla çizdiği bir tablo var. İnsanların özel hayatı değil, dolandırıcılıkları bizim konumuz. Ama sen bunlara çok tepki veriyorsun. Bir, bunlarla ilgili bizim tahminimizden ötede bir sezgin ya da bilgin mi var? İki, daha bunlar nedir, ötesi de var gibi bir şey mi senin kanaatin? Yani şöyle söyleyeyim sevgili Enver'cim. Ben sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bizim gibiler için çok tehlikeli bir mecra olacağını söylediğimde beni linçlemişlerdi. Çünkü biz hani gerek edebiyat konusu, işte sanat konusu, sağlık konusu, kitap okumak, belgesel seyretmek, bir sanatçıya saygı göstermek, işte bir büyüğüne saygı gösterme konusunda sınıfta kalmış bir toplumuz son 20 senedir. Yani bu 20 sene öncesinde de vardı ama son 20 senedir tamamen bu konuda sınıfta kalmış bir toplumuz. Ben bu sosyal medyaya bakıp sosyal medya fenomenlerini iyi gözlemlediğimde bir şeyi fark ettim. Hepsi alt kültürden gelme, kimse lütfen beni yanlış anlamasın. Yani bir lümpen tayfa dediğimiz bir tayfa var. Bunlar alt kültürün bir üst kültürü, ona da geleceğiz. Bu bankacılık, dolandırıcılık olaylarında falan birazcık gözlemlediğimizle. Bir de bunların biraz daha alt, kaybetmekten hiç korkmayan, çünkü cahilin cesareti çok fazladır ya bilene göre. Bilen bir adım atmakta korkar ama cahilin cesareti yok olacağını bildiği halde onun umurunda bile değildir. Bu tür insanların giderek arttığını gördüğüm bir sistem vardı. Özellikle Instagram ve TikTok. Twitter buradan biraz daha uzak bir mecraydı ama burası da gittikçe bozulmaya başlamış, onu gözlemle. Ama burası troller, muroller falan, bize saldıranlar. Orası önemli değil. Şimdi orada önce sosyal medya fenomeni dedikleri genç, güzel, hoş kızlar, hoş erkekler, cinsel yönelimi farklı adamlar ve işte daha çok cinselliğini ve güzelliğini kullanan kadınlardan oluşan bir güruh başladı biliyorsun. Bu önce Instagram'da. Ve bu arkadaşlar hiçbir işleri ve meziyetleri olmadıkları halde sırf biraz fazla video çektikleri için veya işte bunu maddi olarak iyi planladıkları için, sen de biliyorsun hiçbirinin öyle bir takipçisi yoktu bu insanların. Bu bir sac ayağı gibi oldu. Yani böyle Bermuda şeytan üçgeni gibi onları destekleyen insanlar buradan para kazanacaklarını bildikleri için bir şey geliştirdiler, platform. Bu platformun altında da tabii ki kim oluyor? Her zaman seni iyi gözlemleyen bir takım kurumlar, yani gerek hükümete yakın gerek mafyaya yakın kurumlar oluyor. Bunlar da seni iyi gözlemliyorlar. Yani kimi kandırabiliriz, kimi kandıramayabiliriz, kimi parayla satın alabiliriz, işte kime bu işi yaptırabiliriz, kim bu konuda daha karakter olarak zayıf, kim değil, çok iyi bir orada bir düzen. Yeşim, burada bir şey sormak istiyorum. Buraya devam edeceğiz. Şimdi özel televizyonların çıkması, pop kültürün yaygınlaşması ve lümpenleşmesinde özellikle radyolarla birlikte belirleyici oldu. Şimdi sanat dünyası denen, yani popüler kültürün parçası olan sanattan söz ediyorum. Bugün kimi isimler belki geçmişte de cinselliklerini kullanıp patronlarla ilişkilerde olup falan belki de popüler oldular. Bu bir. Böyle şeylere sen de tanık olmuşsundur. O konuda ne düşünüyorsun? İkincisi, mesela somut bir örnek vereceğim. Bu bence çok önemli. Hakan Ural diye bir bey var. Ben beyi tanımıyorum. Herhangi bir şey, yani tanıdığım şey işte Sibel Hanım'la anladığım kadarıyla eşiydi falan, böyle bir bey. Ama ilkokul mezunu. Dolayısıyla bize entelektüellik ya da vatanseverlik anlatacak bir şeyi de yok. Yani kuramsal zemini falan da yok. Şimdi mesela o neye tekabül eder? Ya da Acun Bey, Adnan Hoca ile olan ilişkisi belgelendi. Ama Türkiye'de bırakın yani benim falan yıllarda çalışan insanların öyle bir gelire ulaşması, onun %1'ini falan elde etmemiz mümkün değil. Televizyonlar, yatlar, katlar bilmem ne. Bir diğer örnek Fatih Terim.
ve altındaki futbolcu tayfası, kör cahiller, hepsi lümpenler falan. Şimdi bu örneklerden önce gidersek, yani mesela Hakan Ural Bey nedir? Acun Bey nedir? Fatih Terim Bey'in şürekası nedir? Yani düşünebiliyor musun? Arda Turan diye bir arkadaş var. 13 milyon euroyu poşetle bankaya para götürüyor. Paranın nasıl, yani şunu diyorsun ya, bugün emekli insanlar bile emekli maaşını nasıl çekeceğini bilip Ziraat Bankası ya da herhangi bir bankada sıraya girip o önlerine verilen kağıda ya imza atar ya da imza atmayı bilmezse parmak basarlar. Hani eski usul. Anladım. Evet. Parmak basarlar. Şimdi biz bir takım insanları gereğinden fazla gözümüzde büyüttüğümüz için ve büyütmemizin sebebi de bize bunları çok iyi pazarlayıp sundukları için, bu gene bir sistem. Çünkü hep birileri diyor ki bunlar böyle yürüsün. Mesela sen yılların televizyoncususun. Senin gibi pek çok arkadaşım, dostum var. Artık sosyal mecrada kendi televizyonunu kurup kendini çok daha iyi izah eden, daha özgür olan, daha doğrusu. Burası olmasa yanmış zaten herkes. Çünkü televizyon dediğin kutu, cambaz, içerisine baktığında işte tepede birileri sen ne istiyorsan onu söylettiren. Biliyorsun hepimizin yaşadığı şeyler. Yani kulağına senin yukarıdan ne söylenirse onu söylemek zorundasındır. Şimdi Hakan Ural'ı ben çok eski tanırım. Hakan bir televizyon figürü şu anda. Özellikle de Kanal D'ye olan yakınlığı, daha doğrusu TV8'de biliyorsun Hakan'ın eski eşi çalışıyor. Yeni eşi, şu anda evli olduğu TV8'in reklamlar bölümü başındaydı. Öyle mi? Evet evet. Orada, ben bilmiyordum. Evet, ünlü orada, biri mi? Yok hayır. Bir şey halılarının sahibi. Ben de çok... Ya Hisar... Anladım. Yani yanlışım olmasın, bilen varsa buraya altına da yazabilirler. Ama aile olarak iyi güçlü bir ailenin bir kızıyla evlendi bundan çok uzun zaman önce. İyi düzgün bir hanımefendidir. Bir de çocukları oldu. Güzel, mutlu, mesut bir yaşam sürerken Hakan televizyona başladı. Ondan sonra da Kanal D'de bir programa işte başladı. Ama bu programlar her şeyi kapsayan programlar. Yani cinayeti de konuşabilip eleştiriyorlar. İşte politikada konuşulabiliyor. Ya da işte buna izin verene bakmak lazım tabii ki. Yani bu kanal yöneticileri ve kanalın başındaki insanlara. Şimdi tüpçü mü kastediyorsun? Tüpçü Bey, unuttum adını. Onu mu kastediyorsun? Galiba benim, öyle. Ya da Acun Bey. Yıldırım benim, şöyle söyleyeyim, Yıldırım Demirören, çok samimi söyleyeyim, gerçekten babasını çok iyi tanırım. Çünkü Erdoğan Demirören'in yanında part time çalışmışlığım var benim, üniversite yani konservatuvara giderken. Okuldan sonra oraya işe giderdim para kazanmak için. Şimdi maalesef başladıkları yerle geldikleri yere bakınca, şimdi Yıldırım'ın babadan kalma bir mesle, yani bir şeyi vardı zaten, bir iş, yani bir aile işi var. Serveti vardı, serveti, işi ve serveti. Şimdi bu servet, yani bu iş, bu servet varken televizyon dünyasına da gireyim, futbol dünyasına da gireyim, oraya da gireyim, buraya da gireyim. Ben bunu yabancı ülkelerde çok göremiyorum. Bu bizim iş adamlarına mahsus herhalde. Çünkü ben de böyle bir ailenin içerisinde bulundum. Yani ben de Hakan'la 22 sene oldu biz boşalalı. Tam 22 yıl önce boşandım ve orada da vardı. Yani spor dünyası, televizyon. Onlar da şımarık mıydı? Görgüsüz ve şımarık mıydı? Hayır. Asla. Asla. Bak ben çok zor yıllar yaşamış olmama rağmen o evliliğimde şu gerçeği biliyorum ki asla ve asla ne kadar kızmış olursam olayım, ne Cem Uzan'ı ne de Hakan Uzan'ın yanından bile geçemez şu anda iş adamı dedikleri insanlar. Büyük bir rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Kültür olarak da, akademik kariyer olarak da ve iş adamı olarak da. Kimse kusura bakmasın bu konuda. Ben gördüğümü ve bildiğimi konuşurum. Peki buna Beyde, yani Demirören ailesini de katıyorsun o zaman anladığım kadarıyla. Çünkü ben Yıldırım Bey'i hayatımda bir kere gördüm. Yani hani derler ya, Allah affetsin, o çocuğun eline bakkal dükkanı versen işletemez yani.
Açık söyleyeyim. Baba cin gibiydi. Baba cin gibiydi. Her türlü üç kağıdı da yapabilir biliyorsun akıllı insanlar. Yaptım yapmadım onu bilen ama oğlanın yani bir bakkal dükkanını işletecek hali yok. Çocuk böyle tuhaf bir tip. Aslında şöyle söyleyeyim. Aslında öyle değil. İnan öyle değil bazı konular. Ama şimdi dönersek seninle. Dedim ya bir Bermuda şeytan üçgeni var ve bu üçgenin tepesinde yine dönüyor ve dolaşıyor. Biz devlet, halkın devlet kurduğumuz, yani devleti oluşturduğumuz bizlerin seçtiği parti liderleri, partiler ve meclise geliyor iş. Ve paraya ve gücü olan zayıflığımıza geliyor. Çünkü sen futbolcuları tanır mısın? Yani hani şöyle, o dünyayı bilir misin? Şöyle, futbol dünyasını çok bilmem ama nasıl bilirim? Bir zamanlar eski işim işte Koyu Fenerbahçeliydi. Oradan bilirim, oradan tanırım. Cem Uzan çok koyu Galatasaraylıydı biliyorsun ve çok paralar harcamışlardır Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a. Şu anda Fenerbahçe'nin stadının yapılmasına sebeptir benim eski işim. Onların paralarıyla yapıldı o stat ve buna Yıldırım da Aziz Yıldırım da asla inkar edemez. New York'ta toplandılar ve konuştular. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi futbol dünyası, dünyanın neresine gidersen git, bir mafya dünyasıdır Enver'cim. Bir mafya dünyası orası. Orası da kendi. O zaman sen Fatih Terim'i falan da oradan tanıdın çünkü. Tanıyorum. O konu hakkında da düşüncelerini alayım. Evet. Yani oradan çok güzel bir aşk hikayesi çıkacak. Bana sorarsan. Ben bir kadın olarak. Kimle kimin arasında? Yani onu kimle kim arasında olduğunu fotoğrafa iyi bakmak lazım. Fotoğrafı iyi okurlarsa. İçimizde en iyi okuyacak olan sensin. Yani şöyle sorayım. Aşk hikayesinin içinde olan isimlerden biri Seçil Hanım mı? Tabii ki biri Seçil Hanım. Seçil Hanım'ın haricinde de ben orada bir aşk hikayesi çıkacağına adım. Olasılıkları konuşursak illegal bir aşktan mı söz ediyoruz yoksa yani seyircimiz anlayacaktır. İllegal bir aşktan bahsediyorum. Peki şöyle sorayım. Şu iki isimden birisini mi söz ediyorsun? Fatih Terim ve Arda Turan mı? Yok, Arda'yı hiç karıştırmıyorum. Arda abla diyor. O zaman geriye bir tek Fatih Terim kalıyor. Yani artık onu da filmi iyi okuyor, seyredenler, fotoğrafa iyi bakanlar. Bunu bir sezgiyle mi söylüyorsun yoksa öngörü ve bilgi karışımı mı? Ya biraz öngörün, biraz bilginle hiçbir kadın aşık olmadan bu kadar risk alarak ve kendini... Bak şimdi o kız kadına baktığında küçük bir yerden çıkmış. O harcanacak öyle görüyor. Evet, bir tek ailenin tek kızı, bir bankanın nedense Yeşilköy, Yeşilyurt oradaki şubesine lak diye getirtirilmiş. Yani bu ilginç şeyler, öyle müdür diye çarp diye seni oturtturmuyorlar hiçbir yere. Bunu çok iyi biliyoruz bankalarda. Oradan enteresan bir, çünkü isim verilmiyor. Başta biliyorsun Fatih Terim, Fatih Hoca'nın adını hiç kullanmıyorlar. Ama şu anda baktığında enteresan bir şekilde herkes Fatih Terim üzerinden yola çıkıyor. Adı öyle, Fatih Terim fonu. Evet, ve Fatih Terim çıkıp demiyor ki o böyle çok güzel konuşabilen, istediğinde ahkam kesip höt 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 konuşan bir adamdır. Çıkıp demiyor ki arkadaşlar bir dakika, yani benim bundan haberim yok. Ben oraya evet paramı yatırdım. Böyle de böyle paramı aldım, verdim. Şimdi işin içinde damat var, işin içinde kız. Yani orada çok karışık işler olmuş bence. O zaman gazeteci olarak sen de bir dönem TGRT'de gazetecilik yaptığın için ben izledim onu. Yani şu başlığı hak ediyor o zaman. Seçil Erzan'la Fatih Terim arasında bir aşk yaşandı mı sorusunu sormak hakkımız, doğru mu? Tabii ki bir soru sorulabilir. Gazeteci olarak herkes bunu sorabilir. Ya bu bir iddiadır.
sorulur. Bu bir iddiadır. Bu iddia senin mi? Senin mi yoksa konuşuluyor mu? Twitter'da bu çok konuşuluyor. Herkes tarafından konuşuluyor. Sadece ama senin gibi bir isim bunu söylediğinde ben şöyle düşünürüm. Senin biz çok yakından uzun uzadıya muhabbet etmedik ama ben seni dikkatle izliyorum. Nitekim Halk TV'de olduğu zaman da ben şunu görüyorum. Yeşim Salkım ilk popüler olduğu yıllarda yaş olarak da daha gençken, daha az deneyimliyken Türkiye'de bir insanın, bir kadının olabileceği en üst seviyeye gelip en üst olanaklara sahip oldu zaten. Ailede sanatçı var. Baban Dursun Salkım çok önemli bir isimdi aslında. Birçok insan unutmuştur belki ama Türkiye'de unutuluyor. Yani sen o dünyayı zaten biliyorsun. Değilsin. Yabancı değilsin ama oranın, babanın hayal edemeyeceği, kimsenin hayal edemeyeceği bir yere geldin. Ben o dönemlerde televizyonda çalışıyordum. ANS'de çalışıyordum aynı zamanda, biliyorum. O zamanlar senin adın geçtiği zaman herkes titriyordu. Çünkü sonuç itibariyle güzel bir kadın, popüler ve patronun eşi. Sen oradaki edindiğin izlenimleri zaten bir yerden geçirip böyle konuşuyorsun. Şimdi ben bu söylediğin şeyi öyle anlıyorum. Yani Yeşim Fatih Terim'i işaret ederken bir dedikoducu gibi işaret etmiyor diye düşünüyorum. Bunu soruyorum. Bir kere her şeyden önce şimdi benim insanlara ve özel hayatlarına her zaman saygım olmuştur. Ama ben şunu görürüm. Şimdi sen bana burada beni bir şeyle itham etsen, bak ben bu yayına bağlanırım. Hani sükut ikrardandır diye bir cümle vardır. Sükut bazı yerlerde, bazı durumlarda çok iyi değildir. Eğer ki sizin üzerinize bir iftira atılıyorsa, yani siz diyorsanız ki bu bir iftira, benim bununla uzaktan yakından alakam yok, çıkar kendinizi çatır 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 savunursunuz ve konuşursunuz. Ama bir suskunluk varsa, içeride bir kadın varsa, genç bir kadın ve bu kadın sürekli ifade ve çelişkili ifadeler değiştiriyor. Bir de ben bu abi kardeş benim kızım gibiydi muhabbetleri çok sevmiyorum ya. Niye benim kanımdan olmayan bir insan benim kızım gibiydi olamaz ya da oğlum gibiydi olamaz ya da biz çok abi kardeş ilişkimiz falan. Yani ben biliyorsun çok feminist bir düşünen bir kadınımdır. Yani bir kadın bir erkekten ya hoşlanıyordur ya hoşlanmıyordur, ya arkadaştır ya değildir, ya dosttur ya değildir. Konu budur. Az önce benim de çok sevdiğim bir izleyicim, aslında artık dostumuz sayılan Nigün işi daha da karmaşık bir boyuta geçirdi. Bu arada ben şeye katılıyorum. Genellikle abi kardeş falan muhabbetleri, bu arada siyasette de öyle, bize bir hakikatin üstünü örtme açısından da kullanılıyor. O ayrı. Ancak dedi ki hanımefendinin Fatih Terim'in avukatıyla nişanlanma durumu var. Şimdi ben bütün bunları, bizi ilgilendiren tarafını söyleyeyim. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Yeşim oradan devam edecek. Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde Nurettin Sözen Bey bir aşk ilişkisinden dolayı bir yolsuzluk ortaya çıktı. Adı İSKİ skandalı olarak çıktı. Bu İSKİ skandalı, şöyle söyleyeyim, AKP döneminde olanların milyarda biri falan değildi. Üstelik soruşturmayı açan da Nurettin Bey'di. Ona rağmen o günden sonra Ekrem Bey'e kadar bir daha iktidar olamadılar. Bu tür meselelerde özel hayatın dışında kalan yeri işaret ediyoruz. O da ne? Para ilişkisinin olağanüstü olması, mafyatik olması ve birilerinin dokunulmaz olması. Yoksa Sayın Fulya Terim hanımefendiye ya da başka insanlara yönelik bir değerlendirme yapmıyoruz. Evet, yani benim Fulya Hanım'a son derece saygım var. Sonuçta ben de bir kadınım, o da bir kadın. Ama biraz da gerçekleri de düşünelim. Ayrıca aşk, özür dilerim, kadın erkek ilişkilerinde evli, bekar, çok eşli, az eşli vesaire meselesinde toplumu ilgilendiren tarafı bizim konumuzdur. Diğerleri işlerin özel. Burada toplumu ilgilendiren taraf olduğu için Yeşim o vurguyu yaptı ve önemli. Evet. Aynen. Ya benim için, yani bugün baktığınızda Cenk Eren de aynı şeyi yazmış. Şimdi o da bu dünyadan gelen bir insan. Yani şimdi bazı bir insanların dillendiremediğini biz çok rahat dillendiriyoruz. İsim vererek mi yazıyor Yeşim? İsim vermemiş ama şöyle demiş. Ben eğer bu işi biraz biliyorsam, yani bu işin altından bir aşk hikayesi çıkar demiş. Şimdi burada aşk kimle çıkar? Arda ile mümkün değil. Çünkü Arda gerçekten evliliğiyle, yani evlendikten ve çocukları olduktan sonra son derece dikkatli yaşadı. Ama tabii bilemeyiz. Çünkü basın kimin isterse onun üstünü örtüyor ya.
Kimi isterse alıyor, kapatıyor. Çünkü orada da bir kaynak var. Senin burada paran varsa buradaki bazı magazin dünyasında beslenenler ya da üstteki o koruyucu mekanizma, yani ben de eskiden biliyorum, hani yukarıya ulaştığında aman bu olmasın dendiğinde hop o seni, o seni de koruyorlar mıydı geçmişte? Yok, ben hiç maalesef korunamadım ya. Ben çok bahtsızım o konuda. Ben evlendiğimde bile maalesef Cem'le olan aramızdaki husumet yıllar sonra geçtiği için ben hiç korunmadım, korunamadım. Ama şöyle oldu tabii ki, evli olduğum için ve eşimle de yani bir açığım ve bir yanlışım. Ben 26 yaşındaydım zaten Hakan'la evlendiğimde. Çok gençtim. O da çok gençti. Ve dolayısıyla 6 sene süren bir evlilikte de o beni sevdi, ben onu sevdim, o beni aldattı, ben onu aldatmadım. Aldatmayı da çok düşündüm, açık açık her zaman söyleyeyim, çünkü o kadar aldatıldım ki yani dedim ki aldatayım da içim ferahlasın bari bu kadar aldatılmanın karşısında. O nasıl oluyor, intikam duygusundan dolayı mı? Evet, yani hiç bak, dünyada hiçbir yaralı hayvan yaralı bir kadından daha tehlikeli değildir. Bu çok önemli bir söz, biliyorsun. Gerçekten. Bir kadını yaralı bırakmayacaksın. Ve ben çok yaralanmıştım o evlilikte. Ve çok genç olduğum için de tabii ki bir gençliğimin verdiği cehaletle gözümün önüne ne gelirse gelsin yapabilecek durumdaydım ama yapmadım. İsteseydim yapardım ama yapmadım. Çünkü dedim ki beni boşa, yoksa seni aldatacağım. Ve bunu da itiraf etmiş bir kadınım ben onun yüzüne. Bak, açıkça da söylüyorum. Bunu çok insan da bilir. Çünkü ben el alem ne der diye yaşamadım hiçbir zaman. Böyle bir kadın olmadım. Ben kendi doğruları olan ve hayatını bunun üzerine kurmuş, yanlış tektir, doğru da tektir diyen bir kadınım. Ve şu andaki duruma baktığımızda arkadaş, biz ne kadar zengin bir ülkeymişiz de bu kadar çok parayı insanlara güvenip çanta içerisinde götürüp bırakabiliyor. Şimdi bak ya. Orayı bir konuşalım. Şimdi senin kurduğun denklemde ben şöyle anlıyorum. Bizim toplumsal olarak bununla karşılaşmamızın sebebi artık bu saadet zinciri denen zincirde faizler vesaireden ödenememesi, bir futbolcu olan Semih Kaya'nın şiddet uygulaması, yani giderek mafyatik bir sürece giriliyor. Paralar alınamıyor. Cumhurbaşkanı aranıyor. Cumhurbaşkanı iddia o ki Hakan Ateş Bey'i arıyor. Çocukların parası ödeyin diyor. Hakan Ateş nereden cepten ödesin? Bankadan illegal para da çıkaramaz. Hani ben genel müdür de olmak istemezdim. Cumhurbaşkanı arayıp sana diyor ki 25-30 milyon lira parayı dağıt. Oğlum nereden bulacaksın şimdi? Acayip bir şey ki 1,5 milyar liranın döndüğü düşünülüyor hikayede. Ve bunların içinde benim anladığım şu. İki kişi aşk yaşıyor. O kişiden biri kendi gücüyle sisteme para aktarıyor. O evet. Sistemdeki para da aşık olunan adama gidiyor. Ama sonra tekerlek patlıyor. Doğru mu anladım? Ben böyle düşünüyorum. Evet. Evet, yani burada çünkü bu kadar cahil cesaretiyle yürümek, tabii ki yani kadını hiç tanımıyorum bu ara, içeride olan kadını, ama bu kadar konuşmamasının, yani daha doğrusu mesela ilk başta neden Fatih Terim'in adını vermedi? Ben olsam önce bunu sorardım. Bunu çok sorduk ama yok, çünkü evet. orada ilginç bir şey var Yeşim, ben de bunu burada ilk gün sordum. Dikkatini çekelim. Savcılık sorgusunda Fatih Terim'in adı halen ifadesine başvurulmak ve sanık olarak falan geçmiyor. Sadece ve sadece halen. Dolayısıyla devlet de koruyor olabilir. Fatih Terim az buz bir adam değil. Mehmet evet. Ağar'ın kardeşim Fatih, dediği biri. Evet, Fatih Terim'in ben de korunduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bundan bir ya da iki sene önce bir olay çıkmıştı Bodrum tarafında, hatırlar mısın? Hatta evet. Fatih damadının adı karıştı, kendi bir şeyler, silahlar patladı, öyle oldu, böyle oldu falan. Şimdi bütün bunların, şimdi silahın olduğu yerde, böyle paranın olduğu yerde biz ne etikten, ne ahlaktan, ne de hani çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz durumuna gelerek böyle bakmamız, böyle okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ben kendimden yola çıkıyorum, sen de kendinden yola çık veya bizi izleyenler de şöyle düşünsünler. Şimdi sen pür pak olsan böyle bir olayda ve birileri gelip sana iftira atıyor olsa, yani bu senin fonun,
ve senin yüzünden bu haldeyiz dese, bir basın toplantısı yapıp da çıkıp konuşmaz mısın? Bir dakika, bana çok büyük iftira atıyorsunuz siz. Bir saniye, benim belgelerim burada, her şeyim burada. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye oturup insanlar kendilerini savunur. Ben konuşmayan insandan hayatım boyunca, hani bizde şöyle bir şey var. Ay konuşmasın, kale almıyor, muhatap almıyor. Hayır, sükut ikrardan gelir. Bir insan ona bir şey söylendiğinde konuşmuyorsa, vereceği cevap olmadığı için konuşamıyorum. Peki Yeşim, burada ilginç bir başka olay daha. Yani bu işin içinde, şimdi sen bu dünyadaki insanları doğrudan ve dolaylı olarak muhatap oldun, tanıdın. Evet. Şimdi Terim ismi sıradan profesyonel bir hoca ismi değil. Çünkü Türkiye'de birçok yerde milli takımın defalarca anahtarının verildiği, Galatasaray'ın evet, anahtarının verildiği ve devlet tarafından korunan bir isim. Hadi bunu anladık. Fakat düşün, benim mesela diyelim ki 15-20 milyon lira param var. Sadece birisi işaret ettiği için, yani Yeşim'i çok seviyorum, aşkından ölüyorum ya da Yeşim benim patron, git şuraya para ver diye insan 15 milyon lirayı çanta içinde götürür mü? Buradaki bu salaklık nedir? Yani bir şey, mürit ilişkisi mi bu? Nedir? Tabii. Şimdi şöyle, burada şu da devreye giriyor bence. Bir kere bir, kimse kusura bakmasın, açgözlülük. Çünkü bir ay içerisinde... Kim için söylüyorsun bunu? Bütün oraya para gönderenler ve bu... Fatih Terim için de söylüyor musun? Ya Fatih Terim'in çok açgözlülük yapması gerektiren bir durum yok. Çünkü yeterince parası, malı, mülkü, mal varlığı var diye düşünüyorum ben. Yani niye insan... o zaman bu... Niye fonun başında o zaman? Yani adı geçiyor öyle. Yani çünkü işte fonu kuran... Kıza bunu sormak lazım. Yani, soramıyoruz. Evet. Çünkü savcının elinde, biz gazeteci olarak soramıyoruz. Çünkü orada bir kilit nokta var şimdi. Gencecik bir kız bir fon kuruyor. Ha belki şu da olmuş olabilir. O kadar cahil ki bu kadın. O kadar cahil ki. Bunu çok güzel anlatmışlar. Halit Ergenç'in bir dizisi vardı. Bugün koyduk internete. Evet, ben senden seyrettim. Evet, müthiş biliyorsun. Nasıl? Yani burada ilk parayı koyan değil, son koyan kazanır. Son koyan gerçekten hani bir şekilde böyle giderek büyüyen bir üçgen bu. Şeytan üçgeni diyorum ya, böyle bir şeytan üçgeni. Ama futbolcuların hani şunu çözemedim ben. Birileri gidip borç alıp bir de gelip, birileri arsasını, tarlasını satıp gelip, ailelerinden gizleyip, bak eşlerinden gizleyip, bir insan ailesinden böyle bir şey gizler mi? Senin geleceğin ailen, çoluğun, çocuğun, karın, hayat paylaşıyorsun. Ya eşine demez misin, ben bir yatırım yapacağım, bu bizim geleceğimiz, ne diyorsun diye sormaz mı bir insan? Yani aile yapısı. Bu bir de, o zaman insanların dikkatini çekmesi gereken şeyleri söyleyelim. Bir, ortada bir fon yok tabii. Fon var deniyor. Tabii, İki, yok. Seçil Hanım'ın şey olma ihtimali yok, cahil olma ihtimali yok. O açgözlü olabilir. Çünkü Deniz Bank'ın müdürü olmak o kadar bedavadan bir iş olmaz. İki o. Üç, bu finansmanı, bu paraları herhangi bir insan bulamaz. Yani mutlaka birine sırtını yaslaması lazım. Ya mesela Yeşim, sen benim arkadaşım, sen, ben hallederim diyebilirsin. Şu 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 parayı getiririm. Birinin demesi lazım. Yoksa sıradan bir bankacının. Hayır, zaten zaman... kız Çorlu'du. Bir bankadan, Çorlu'da bak, Çorlu'da bir şubeden çat diye gelip Denizbank gibi büyük bir bankanın Yeşilyurt mu? Tesislerine yakın olan Yeşilköy. Orada değil mi? Bir yere evet, müdür oluyor. Bu nasıl bir yükselmedir? Mümkün değil böyle bir şey. Yani senin önce operasyona geçmen lazım. Operasyondan bir kademe yukarıya işte. Yani burada bankalarda görüyoruz kadınların yıllarca çalışıp da müdür olabilmek için nasıl uğraştığını. Şimdi bu kadar genç yaşta bu işin olabilmesi için gene üstten birilerinin torpilini kullanmış olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu arada benim müstehsi gülüşümü yanlış, yani müstehsi değil. Çünkü ben bir bankacı annenin çocuğuyum. Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda çalışıyordu. Dolayısıyla o yıllarda bile devlet bankalarında müdür yardımcısı olmak, şef olmak falan ki çok zor işlerdi.
Yıllarını alır yani. Benim de var işte, benim de çalıştığım bir banka var ve buradaki müdür olan hanımefendi, yani kibar, nazik, açıyor fon dediğin şey nedir? Bankamız böyle bir şey açtı. Evet, bir görelim dersin. Bankanın evrakları gelir, açtığı Kayıt yap. boyut olur. Kayıt olur, o olur, bu olur. İşte orada broşürler hazırlanır. Bunun tanıtımı yapılır, reklamı yapılır. Yani gizli fon diye bir şey dünyada duymadım ben, böyle bir şey. Bankada değil, o benim bildiğim tefecilerde olan bir şeydir yani. Hani tefeci, Zaten. evet tefeci gider der ki yani gizliden para verir işte. Gizli fon budur. Yani burada kimsenin bir şeyi bilmiyor olduğuna inanmıyorum bak bu arada. Diğer futbolcuların da bu işi bilmiyoruz, biz bilmiyorduk, götürdük verdik falan. Kesinlikle böyle bir şeye inanmıyorum. Herkes her şeyi bilerek yaptı. O zaman şunu söyleyelim, ben de not olarak düşeyim. İki kişi bu organizasyonda kâr ediyor. Biri Sayın Fatih Terim, biri de futbolcu Semih Kaya. Ya Diğer herkes... evet, evet öyle görünüyor. Bir de kadın dövülmüş. Şimdi bu kadın niye polise gitmedi? Bu kadın dayak yedi. Neden? Yani gidip şunu diyebilirdi: beni kurtarın. Ben böyle bir şeye girdim ve ama beni azmettirdiler. Şöyle yaptılar. Böyle, yani biraz canından da endişe ediyor. Bak, en başında da söylediğim gibi Türkiye'de futbol dünyası ki bugün ne de bugün şu anda böyle. Türkiye'de futbol dünyası ve pek çok yere baktığında futbol artı mafyadır. Bitti. Futbol da kendi içinde bir mafyadır. Tüm dünyada aslında böyle, Türkiye'de daha çok böyle. Türkiye'de çok daha fazla böyle. Yani bakıyorsun bugün hakemlerimiz var bizim, emekli olmuş. Yemin ediyorum onlardaki mal varlığını yıllarca çalışan sanatçılar da yok. Pardon. Güzel. Bu Pardon. para nereden geliyor? Bu para nereden geliyor? Bunu da hiç soruşturmamışlar bugüne kadar. Ya hakemsin, aldığın maaş belli. Yani bu para nereden gelmiş olabilir? E şimdi Gerçi eskiden hakemlik bir amatör uğraştı. evet. Dolayısıyla paranın kaynağını göstermek gerekir zenginleşmenin. Yani mesela hekimsen alacağın maaş belli. Evet. Onu alırsın, bir de hakemlik payını alırsın. Onunla ne alınabileceğini bilirsin. İş adamıysan eğer zaten o da bilinir. Bu soru haklı bir soru. Yani Evet. aslında futbol dünyasındaki herkesin mal varlığı bugün araştırılmalı ki ortaya çıksın. Yani Bu çok... bence yatırımı yapanların da araştırılması lazım. Bak şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bugün şeye girerken, bir partiye girerken ya da işte meclise girmek istediğinde senin nasıl net bir şekilde vermek zorunda olduğun, ki verilmiyor ama hani sonra araştırılmıyor, ama biz biraz böyle üçüncü dünya ülkesi gibi hani 140 bin lira maaşların alındığı milletvekillerin ama 7.500 lira asgari ücretli insanların ve hani 5.500 lirayla geçindiği bir ülkede şöyle bir şey yaşanıyor. Ben şey alacağım, futbol takımı alacağım. Bunu aynısını Acun da yaptı yurt dışında. Sen İşte onu neyini... sorayım. Onu sormak istiyorum. Benim anlamadığım isimlerden Türkiye'de biri. Çünkü ben Show TV'de çalışırken Melih Averol döneminde, Melih Averol döneminde ben eğlence programlarında prodüktörlük yapıyordum. Kazandığımız para 3 kuruştu. 26-27 yaşındaydım. Acun da benden 1 ya da 2 yaş büyüktü. Çok parlak bir adam da değildi aynı zamanda. O dönemi biliyorum yani. ANS'nin çok yüksek olduğu, Medyapı'nın Armağan Çağlayan da çok iyi bilir. O zaman o Medyapı'nın içinde Tabii. yani herkes bilir yani kimin kim olduğunu. Yani bu prestij ailesi safsatasının olduğu dönem. Yani starla sen Yani o ben zaman diyorum ki ya arkadaş, ben biliyorum. Yani prestijin nasıl desteklendiğini ben biliyorum. Bana çıkmış diyor ki sen nereden biliyorsun? Yani arkadaş, hani ay diyorum ki Türkiye'de en iyi bilecek olan sensindir. Allah'ım sakin ol Yeşim, sakin ol. Yani nereden biliyorsun dediğinde sonunda diyorum ki yani bir televizyon, gazete ve bu tür bir patronla evliysen bilirsin. Kaldı ki radyo, klipler, bilmem neler o dönem gündem ya yani her şey orada. Yani Sosyal medya yok. bir tane müzik kanalı var, Kral TV. 7-8 tane radyo var ki gerçekten işini iyi yapıyordu. Ama o dönemde ödüller şaibeliydi. Bu dönemde de şaibeli. Bak 25-30 sene geriye. Hep şaibe. Geldik 25-30 sene ileriye diyoruz. Gene şaibe. Çünkü Şimdi fıtrat şunu söyle. fıtrat.
Şunu söyleyeyim sana, son iki soruyu soracağım ama herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Ne Reha Muhtar'ın o dönem bizim ana haberde acı var mı acı diye sorması Reha Muhtar'ın aptallığındandı. Öyle bir şey yok. Ne de Küçük İbo'nun Hülya Avşar'ın kucağına oturması tesadüftü. Biz o günleri yaşamış insanlar olarak bunların tesadüf olmadığını ben çok iyi biliyorum. ANS'de çalıştım. Evet, ve belki yaşıma... Abdullah'ın diğeri halen tanırız. Şimdi ANS var, büyük prodüksiyon şirketleri var. Medyapım. Ki hala keza artık eğlence programları yapmasa da yani şimdi herkes... Bizi yapıyor. Tabii sen televizyon dünyasının arkasını biliyorsun. Ben hem televizyoncu, hem oyuncu, hem şarkıcı olarak biliyorum. Bu camiayı bir de artısı var. Onun daha da arka tarafına geçmiş. Onun daha yukarısında tepeden... Patronu biliyorum. Patronu biliyorum. Diyorum ki yahu çok özür diliyorum, bir şey kullanacağım. Kimse kusura bakmasın. Rahmetli anneannem derdi ki yani affedersiniz ama arkadaşlar hani bu toto bendeyken nereye gidersem aynı pisliği yaparım. Şimdi sen değişmezsin yani, dediğimiz fıtrat yani, sen neysen osun. Olsun yani, bu böyle, o zaman da böyleydi, bu zaman da böyle. Ama burada bakılması gereken şu var. Bir, bu Polatlar ve bunların türevi arkadaşlar fonlanmadan sosyal medyada birilerin parasını akladıklarını ben bu olay patlamadan 1,5 ay önce çok kıymetli bir arkadaşıma, bir yapım şirketine bir iş yapmak istediğini söyleyip de bana Dilan Polat'ı telefonları sende var mı, sunuculuk yaptırmak istiyorum dediğinde söyledim Enver'cim. Bak bu işin arkasından başka iş çıkar. Bu kız başka birinin parasını aklıyor dedim. Bu normal bir şey değil. Çünkü sen normal yolla bu zenginliği kazanamazsın. Ama Yeşim, ilginç bir şey var. Şimdi toplum bununla karşılaştığında münferit bir olay zannetti. Oysa ki bu bir sektör artık. Bu sektör... yan yana çok ilgi, yan yana koyduğunda aynı kültür seviyesi, aynı değişim ve aynı görgüsüzlük, aynı finansal sonuç. Çok ilginç değil mi? Şunun gibi televizyonda vardı eskiden bu. Şimdi bu sosyal medyaya taşındı. Şimdi bak bizim bütün şöhretlerimize bak. Hep nereden çıkartırlar? Daha alt kültürden alırlar ki izleyici, izleyen kendini onunla bağdaştırsın, yan yana koyabilsin. Sen de onun gibi olabilirsin, olduğu için seyreder o diziyi, o televizyon şovunu. Yoksa bugüne kadar Seda Sayan diye bir kadın günde her sene en güvenilir seçilir miydi yahu? Veya Acun, şimdi gene bakıyoruz. Acun en güvenilir. Seda Sayan öyle biri mi sence? Güvenilirlik olarak mı? Yok, güvenilirlik saçma sapan bir şey de yani... Ben mesela şeye çok gülmüştüm. Atıyorum birinci Seda Sayan, ikinci diyelim Uğur Dündar. Ya da birinci Uğur Dündar, ikinci Seda Sayan. Evet. Bir kere ben CNN'deyken 9. çıkmıştım. Allah'ım dedim, ayvayı yedim. Bana neler oluyor? Bir hayatımda bir kere. Yani, sosyal medyanın en güvenilir kadını seçtiler. Dedim ki derhal bu düzeni bozmam lazım. Bunda sağlık var, bu mümkün olamaz. Yani bizim taşlanıyor olmamız lazım. Biz taşlanmaya alışkın insanlarız. Çünkü bizi taşlanıyor. Ama benim sorduğum şu. Sibel Can örneği, Seda Sayan örneği bir başarı hikayesi midir? Yani Sibel Hanım bir oryantal dansçıydı. Evet. Oradan bir solist, az solist oldu falan. Şimdi bu bir başarı hikayesi midir? Yoksa senin dediğin gibi birilerinin iteleme hikayesi midir? Ya da Seda Hanım'ın durumu böyle mi? Kime göre, neye göre? Başarı göreceli bir kavram. Sana yani göre. Bizde. Sanatsal başarı mı bu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi sanatsal bir başarı hayır tabii ki değil. Yani bu tamamen entertainment dünyasına hitap eden ve birileri istediği için... Şimdi bir yapım şirketi var. Bu yapım şirketi daha önce benim yanımda maaşı çalışmış bir insan tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda da inşaat firmaları var bu insanın şu anda. Aynı zamanda da bir takım işler yapıyor, böyle programlar, sinema filmleri, şunlar bunlar. Şimdi hangi şirket?
Boş ver, hiç adını vermek istemiyorum. Çünkü bunun zamanı gelince hepsini anlatacağım. Şimdi biraz bu biliyorsun siyasete yakın durmaya başladım. Şimdi geliyoruz oraya. Evet, inşallah o zaman hepsini anlatacağım. Peki bir şey söyleyeceğim Yeşim. Sen hayatında böyle karmaşık işlerin içinde oldun mu? Yani kadınlığını kullanmak, Hayır. torpilli olmak ya da ne bileyim sansasyonel aşk ilişkileri vesaire. Çünkü ben seni tanıdığımda sen hatırlamazsın ama o zaman biz şeyde ANS'de çalıştığımızda Abdullah Oğuz senin peşinden koşuyordu bir program yaptırmak için. Ben de orada gariban bir metin yazarıydım. Dolayısıyla bana gece demişti ki Yeşim Salkım'a hemen bir format yazın. Gecenin bir vakti Abdullah Oğuz ne formatı dedim dur talk show yapacağız dedi yarın buraya geliyor. Hakikaten o zaman da gelmiştin. O Ya. programda olmamıştı. Evet. Dolayısıyla hani senin peşinden o dönem ne kadar koşulduğunu ben birebir biliyorum. Şimdi ben hayatımda geriye dönüp baktığımda rahatsız olabileceğim ve önüme şu anda reel olarak koyabilecekleri hiçbir beşeri ilişkinin içerisinde bulunmadım. Ne dünyasında ne televizyon müdürü, ne televizyon genel müdürü, ne bu işlerin aracısı, ne bu işlerin menajeri. O yüzden de çok az iş yaparım. Ben kapı kapı gezmem, ben gidip insanlardan iş dilenmem, ben bana iş versinler diye ne totomu açarım, ne mememi açarım, ne bir insanın yatağından geçerim. Ben bunları yapmam, yapmadım. Şu anda ekonomin nasıl? Yani bir dönem senin sıkıntı yaşadığın falan söylenmişti. Doğru mu? Şöyle tabii ki ben hükümetin işte iktidara gelmesi ve benim Hakan Uzan'dan ayrılmam ve bir günah keçisi ilan edilmesi gerektiği için kurulmuş olan şu andaki AK Parti'nin kurmuş olduğu iktidarın kurduğu bir işte şey vardı. TMSF diye halen var mı da bilmiyorum. Var. Bu adamlar kimi yani bunlar para bulamayınca canı sıkılıyor gidiyor birilerine birilerinin canı sıkıyordu. Şimdi başlarındakiler de FETÖ'cü çıktılar. O FETÖ'cüler de bir yerlerdeler. İşte biz yanlış yaptık dediler. İşte ama tabii Fethullah'ın peçetelerini biz emcüklemedik. O yüzden şimdi de bize siz FETÖ'cüsünüz diyorlar. Ben de diyorum ki biz emcüklemedik Fethullah'ın peçetelerini. Siz emcüklediğiniz için zamanında bize şimdi biz ancak Atatürk'ün yolunda olan insanlar oluruz. Ben kirada oturuyorum Enver'cim. Benim babadan kalma, babam rahmetli olduğunda 2 sene önce bize ailece Milaslı benim rahmetli babam. Orada küçük bir zeytinliğimiz kaldı. Yaptırabilirsek oraya bir ev yaptıracağız. Onun haricinde de bir kızımın bir benim arabam var. Başka da bir mal varlığım yok. İstedikleri gibi araştırabilirler. Zaten siyasete girersem de ben bunları çok rahat deklare edeceğim. O yüzden bugün işimi yapıp parasını kazanıp işte kızını yurt dışında okutmuş zamanında dolar ve euronun 30 lira olmadığı bu ülkede Allah'tan 33 yaşında şu anda ama küçüğünü burada okutmaya çalışan onun için çalışan, annesini yanına almış, annesine bakan, parayla pulla ilişiğini gerçekten bir araç olarak parayı düşünen, parayı bir araç olarak kullanan, hani hastaneydi, yemekti, içmekti, barınmaktı. Böyle bir kadınım. Zaten böyle bir ailede yetişmiştim. Dolayısıyla da aslıma geri döndüm. Her şey aslında vücudum. Peki kritik yere gelelim çünkü anne de hastaneye gidecek. Son sorum şu olsun. Zafer Partisi Genel Başkanı'yla buluştun. Evet. Zafer Partili soruları soruyorum. Bitireceğim sonra. Annen de acı çekmesin. Bir, Zafer Partisi'ne resmi olarak katıldın mı? İki, bu kadar siyasi parti varken aşırı milliyetçi bir parti olan öyle bilinen Zafer Partisi'ni niye seçtin? Ve hedef Zafer Partisi ile birlikte parlamento mu, yerel seçimler mi? Mesela neden bir CHP değil, neden bir İYİ Parti değil? Bunları bir toparlayıp söylersen ben de Tabii ki. seni daha çok Tabii. yormayayım. Evet. Henüz katılmadım resmi olarak. Onlardan teklif de geldi. Çok da, çok çok da teşekkür ediyorum. Ama katılacağım. Onu söyleyeyim. Bu Yani bir. Zafer Partili oluyorsun. Evet, olacağım. Evet.
Bu bir. İkincisi, yerel seçimler için değil, benim bütün amacım parlamento sistemine girebilmek. Çünkü parlamenter sistemin içerisine, yani oraya girip Kuzey Avrupa ülkelerindeki kadınlar gibi kadınların çok daha fazla olduğu, kadınların biraz daha konuşabildiği bir Atatürk'ün kurmuş olduğu o yerde bizlerin daha çok söz sahibi olması gerektiğine inandığım için bu da zaten bir 3-4 seneyi alacaktır. Evet, böyle bir niyetim var. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Neden Zafer Partisi? Ve ben zaten milliyetçi bir kadınım. Ben milliyetçi bir babayla büyümüş bir kadınım. Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ benim için Atatürkçü olması, milli duygularının çok olması, bizim kendi içerimizde kendimizi toparlamamız, milliyetçilik bu demektir. Önce kendine sahip çık, sonra yan tarafa yardım edersin. Affedersin, kendi totonu doğrultamadan sokaktaki birilerine yardım etmeye çalışmak benim kitabıma aykırı. Ben önce... Peki. Sokaktaki birileri değil de yani sığınmacılardan söz etmiyorum. Hı. Mesela bu ülkede siyasi parti olarak Kürt Hareketi'nin iki önemli ismi Selahattin Bey ile Figen Hanım mapushanede bir. Evet. Aynı zamanda Diyarbakır Belediye Başkanı dahil olmak üzere pek çok siyasi mapushanede iki. Can Hı. Atalay bir sosyalist, hatta komünizme yakın bir sosyalist parti milletvekili olduğu halde içeride. Demem o ki Türkiye'de solcular, Kürtler, Aleviler hep eziliyor. Ben daha Ümit Bey'den Kürt siyasetiyle ilgili parlamenter sistemin içerisinde olmasından memnunuz diye bir şey duymadım. Halbuki bunlar da sanık değil. Mesela evet. Pervin Hanım, sen bir sanatçısın. Kadıköy'de bizim burada Süreyya Operası'nda Pervin Çakar'ın elini öptü diyor Özgür Özel, ki ben Özgür'den hiç hoşlanmıyorum. Neredeyse adamı öldüreceklerdi. Bu mesele hakkında ne düşünüyorsun? Yani milliyetçilik Kürtleri yok saymak anlamına mı geliyor? Yani ya da Kürt siyasi hareketini Pervin Hanım'ın elinin öpmesi nedir mesela? Şimdi şöyle, tabii ki milliyetçilik bir takım etnik kökenli arkadaşlarımızı yok saymamız demek değildir. Ben kimseyi kardeş görmem bu arada. Ben aynı kandan olduğum insanları kardeş, yani aynı anne babadan doğduğum insanları kardeş görüyorum. Onu hemen belirteyim. Biz arkadaş oluruz, dost oluruz, birlik oluruz, beraber oluruz. Ama etnik kökenli bugün Aleviler de var efendim, pek çok. Yani biz zaten öyle bir güruhtan oluşuyoruz ama ben Türkiye'liyim demek istiyorum Enver'cim. Türkiye'li. Yani, evet, biz Türkiye'li. Türküm değil, Türkiye'li. Türküm, önce Türküm. Ama Amerika'ya da bugün baktığında adam der ki ben Viyana'da doğdum atıyorum ama Viyanalı Amerikalıyım der. Anlatabiliyor muyum? Yani peki anayasada şöyle bir tarif olsa, yeni anayasa yapılırken Türkiye'de yaşayan her Türk Türkiye'lidir ya da Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye'lidir. Etnik kökenine bakılmaksızın dense. Yani ben Türk'üm ama Türkiye'liyim gibi, ben Laz'ım ama Türkiye'liyim gibi, Türkiye'li evet. olma sözcüğü geçse seni rahatsız eder mi? Yani şöyle söyleyeyim, etmez. Neden rahatsız etsin? Şimdi ben Türk'üm, tamam, ama bir insan dışarıda bana gittiğimde bir şey sorduğunda nerelisin dediğinde Türk'üm, Türkiye'liyim demek istiyorum. Biliyor musunuz, İstanbul'un da bilmem ne köyünde doğdum. Zamanında da işte bizimkiler Balkanlardan, bizde bu vardır ya, Balkanlardan göç etmişler de yok Karadeniz'in bilmem nesi. Ya bizde Kafkas köken ne gereği, ben dünyada hiçbir yerde insanların bu kadar çok açılım yaparak kendini açıkladığını görmedim. O yani, zaman Türkiye'li sözcüğü seni yani bir birleştirici olarak rahatsız etmiyor. Tabii ki rahatsız etmiyor. Türkiye'liyim demek. Bizim aynı bayrak, aynı devlet, aynı yani olarak aynı haklara sahip. Beni haklar ilgilendirir. Beni haklarımız ilgilendirir. Burada kim... Görkem, bunu yazar mısın? Çünkü Yeşim'in söylediği şey önemli. Türkiye'liyim tarifi beni rahatsız etmiyor dedi. Bunu tartışmaya açılması, Türkiye'de tartışılacak bir konu. Yeşim de buna katılmış oldu. Çünkü yeni anayasa yapılacak. Evet. Evet, yani Türkiye'liyim demek neden rahatsız etsin ki bir insanı? Yani Türkiye'de doğmuşsun,
Türk bayrağının altında doğmuşsun. İlla sembolleri ayırmamız mı gerekiyor? Türk bayrağının altında doğdum. Trabzon'da doğdum ama aslen annem Çorumlu, babam Edirneli falan mı dememiz gerekiyor yani? Anlayamadım bunu. Bunu peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Geçen gün çok tartışıldı da o konu. Yine gündeme gelecek. Bir üniversitenin bir konferansı iptal edildi. Başlıkta şöyleydi, bir akademik çalışma, edebi çalışma, Türkçe edebiyat sorunları falan gibi bir şeydi. Sosyal medyada kıyamet koptu. Türkçe edebiyat ne demek? Türk edebiyatı denir ona dendi. Mesela Türkiye'li gibi Türkçe edebiyat denmesi ya da Türk edebiyatı denmesi senin milliyetçiliğine zarar verir mi? Türkçe edebiyat denmesi seni rahatsız eder mi? Şöyle söyleyeyim, bunlar kelime oyunları Enver'cim. Bak, insanların birbirine düşebilmesi için, insanların tartışma ortamı yaratabilmesi için yarattığı bir şey bu. Yani Türkçe yasaklandı da şey, o yüzden yani, konferans yasaklandı. Ama bu bahane edilmiş bir şey baktığında. Yani hani Türkçe, Türk edebiyatı, Türk dili edebiyatı, Türkçe dili edebiyatı. Yani anlayamıyorum ben. Bu nedir? Bunun alt metnini açmaları lazım yasaklanması için. Sebep. Ben sebebe bakarım. Sebep. Yani anlam mı değişiyor? Anlamda bir yani, değişiklik var mı? Sen bunu beyhude bir boş ve taktiksel bir tartışma olarak görüyorsun. O derece taktiksel. Bizlerin burada birbirine düşmesi için, kavga edebilmemiz için ve bu konuları tartışırken burada vakit kaybedip burada olanı biteni görmememiz için yapılan şey. O zaman anladığım kadarıyla sen aslında ana dilde eğitime de karşı değilsin, öyle anlıyorum. Nasıl ana dilde eğitime karşı değilim, anlamadım. Şimdi Kürt ana dilinde olan insanlar Türkiye'de yaşıyor. Türkçeyi evet. De konuşuyorlar ama diyorlar evet. Ki pedagojik olarak insanın ana dilinde eğitim alması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla annesinin dili Kürtçe olan insanlar ana dilde eğitim alabilmeliler. Bu da bir haktır. Yani biz Türkçeyi bilelim ama Kürtçe eğitim alalım diyorlar. Şimdi şöyle, bir ülkenin geneline bakarsın. Genelde eğer alınmış bir takım kararlar ve Türkçe eğer gelmişse bizim ülkemize, yani biz Türk harfleriyle bir eğitim alıyorsak, azınlıklar istiyor diye bunu değiştiremezsin. Öyle bir şey Latin yok. Latin harfleri. Ha. Latin harfleri. Latin harfleri, tamam. Yani sen sonuç itibariyle bu Fransızca öğrenmek gibi bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani veya Almanca ya da İtalyanca öğrenmek gibi bir şey değil. Zaten benim ama sen az önce, bak çok ilginç bir mesele, yarın milletvekili olduğunda çünkü önüne gelecek olma ihtimali de yüksek bence. Zafer Partisi güçlü çünkü. Yani bu boşluktan faydalanacak. Ama mesela şunu söyledin, o ilginç. Bence ciddi bir tartışma konusu. Azınlıklar istedi diye olmaz dedin. Kürtler Türkiye'de tam olarak oranını bilmiyorum ama herhalde %20 civarında olabilir. Onlara azınlık muamelesi mi yapmak gerekiyor yoksa Kürtler... Hayır. Ya şöyle, ama tabii ki %80 ile %20 orantıladığın zaman tabii ki azınlık. Tabii ki azınlık. Çoğunluk mu diyeceğiz? Yok, ben eşit yurttaşlık üzerinden bakmak istiyorum. Hayır. Bak, yurttaşlık olarak her konuda eşit olmalıyız. Hastane şartları da aynı. Okul şartları da aynı. Anlatabiliyor muyum? Her şey. Ama belli yönetmeliklerde, yani bunu şöyle bakacaksın. Sen İspanya, yani bugün İtalya'ya gittiğinde eğitim sisteminde adam dönüp de şunu demiyor yani. Hayır, benim evimde bu lehçe konuşuluyor. Bunu uygulamak zorundasınız demiyor. Ama farklı ülkelerde, Avrupa'da farklı ülkelerde sen de biliyorsun, birden fazla dilin kullanıldığı ülkelerde özel düzenlemeler yapılıyor. Yani Kürtçeyi Türkiye'de bir renk olarak görürüm. Ama onu devletin eğitiminde ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vesaire kullanılmasını doğru bulmam diyorsun. Öyle anlıyorum ben. Ben şöyle düşünüyorum. O zaman Lazca'yı da alalım. Lazca'yı da, Lazlar da var. Daha Çerkezler var bildiğim kadarıyla. O zaman onu da alalım. Hep bu Kürtlerin üzerinden konuşuyoruz. Yani bizim ülkemizde azınlık olarak dediğimiz, baktığında %20 Kürtler. Tamam, o zaman bir araştıralım. Çerkezlere bakalım.
Gürcülere bakalım. O zaman Boşnaklara bakalım. Boşnaklara Hı-hı. bakalım. Arnavutlara bakalım. O zaman diyelim ki biz eğitimimizde bütün dilleri kullanalım diyelim. Hepsi olsun. Yani pedagojik olarak etkilenmekse benim ailemde de Arnavutça konuşuluyordu. O zaman ben çünkü pedagojik olarak çocukken etkilendim mi bundan? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ama herhalde sen İstanbul'da doğdun değil mi bildiğim kadarıyla? Dolayısıyla evet. Ben de İstanbul, benim ana dilim sonuçta Türkçe. Ama nerede? İstanbul'da doğdum ama ben ne zaman Milas'a gitsem, ailemin içerisine gitsem, hatta annem derdi ki halamlar çok Rumca ve Arnavutça karışık konuşurlardı. Çünkü sınır kasabası olduğu için annem de derdi ki lütfen benim anlayacağım şekilde konuşun. Şimdi benim de ailem Antakyalı. Dolayısıyla mesela babaannem falan ana dili Arapça. Fakat evet. Bu ana dil tarifinde şöyle bir tuhaflık oluyor. Ben hiç Arapça bilmediğim ve Türkçe'ye doğduğum için benim ana dilim artık Türkçe. Dolayısıyla bazı asimilasyonlar kendiliğinden oluyor. Burada yapacak bir şey yok. Ama bu da bir tarihsel süreç tabii. Tabii ki bu yani hem tarihsel bir süreç hem de atamızın bizim kabul ettiği bir takım işte harflerin işte Osmanlıca mıymış tamam bu zor böyle bir takım değişiklikleri yaparken artık bunu da getirmiş oturtmuş ve biz çok uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Bu bizim sadece birbirimize düşebilmemiz için küçücük bir nokta. Anlatayım. Ama ana dilde eğitimin kime ne zararı var ki? Yani insanlar mesela şöyle olsa... Yok, insan hem Kürtçe. Hayır, ben mesela diyelim ki öğretmenim, doğuda bir eğitim, İstanbul doğumluyum, çocuklarım var ve orada bir okula göndereceğim. Orada Kürtçe eğitim var. Benim çocuklarım Türkçe okumuş, onlar pedagojik olarak etkilenmeyecekler mi? Herhalde zaten burada bütün bölge halkına Kürtçe oku denmez. Yani ama birazını öyle bir öyle yapamayız ki. Bizi biz yapan, toplumları toplum yapan belli kuralların içerisinde yaşamaktır. Ve sen bu kuralların dışına hadi benim canım istedi bunu böyle yapayım. Hadi bunu da zaten bugüne gelmemizin ve bu kadar çok tartışıp kavga ediyor olmamızın sebebi bu. Bak bugün İtalya'da çok güzel bir sistem var. Kadın geldi, bütün bayrakları indirdi ve bir tane bayrak olacak. İtalyan bayrağı dedi. Konu budur arkadaş. Oraya Türk bayrağını asarsın. Burada yaşamak isteyen burada yaşar, yaşamak istemeyen gider. Nokta. Mülteciler. Ben komşu sevmiyorum. Ben komşunun evine de gitmiyorum. Komşu da benim evime çok sık gelmesin. Ama o zaman sen şöyle bir şey söylemiş oldun şimdi, farkında mısın? Ya sev ya terk et. Evet, bu kadar basit. Ya seversin ya terk edersin. Zaten böyledir. Yürütemediğin ilişkiler evlilik gibidir yani. Yürütemediğin ilişkiler. Şöyle bir şey olmaz mı benim gibiler? Evet, çok seviyorum ama bu düzeni de değiştirmek istiyorum. Olmaz mı? Bu saatten sonra düzen değiştirilmez. Oturmuş olan düzeni değiştirmeye kalkarsan parça pinçik olursun. Yani bu tıpkı bir heykelin elinde parçalanması gibi olur. Ben öyle görüyorum. Oturmuş düzenin üzerine tekrar düzen kurayım demek. Yani bu şunun gibi. Tamamen yıkıp yeniden temel atman gerekir. Yani temeli atılmış bir apartmanın üzerine tekrar bir şeyler yaptığında depremde de gördüğümüz gibi o apartmanlar yıkıldı. Peki bunu detaylan başka zaman konuşuruz. Devrim nedir vesaire. Ama son soruya gelip bitiriyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ve din meselesi Türkiye'de çok tartışılıyor. Zafer Partisi de bu konuda sert. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben de çok sertim. O konuda hep serttim. Çünkü inisiyatifinize kalmış olan, yani ben Türkiye'de doğdum diye ve Müslüman bir toprakta doğdum diye, Müslümanlığa inanan çok toprakta doğdum diye saygısızlık yapmamalıyımdır. Herkesin inancına saygı göstermeliyimdir. Ama din kisvesi altında ben şimdi inanmak başka bir şeydir, din başka bir şeydir. Yani inanç başka bir şeydir, din başka bir şeydir. Biz de bunun ikisinin son derece yerinin değiştiği ve yerinin karıştığı bir durumdayız. O yüzden sen bize şunu söyle, iktidara geldiğinizde Diyanet İşleri Başkanlığı açık mı olacak, kapatacak mısın? Tabii İmam hatipler açık mı olacak, kapatacak mısın?
Şöyle söyleyeyim, tabii ki İmam Hatip. Ben çocuktum, Kur'an kursuna gönderilirdi. Hatırlar mısın? İsteyen Kur'an kursuna giderdi yazın okullar tatil Ben oldu. hatırlamam. Bizde hiç öyle bir şey olmadı. Ben Ben gittim. maça giderdim. Ben Maça giderdim. giderdim. Tiyatroya Ha. giderdim ama hiç Kur'an kursuna gitmedim. Doğrusu gitmek de istemezdim. Ben de gitmedim. Benim Ha, çünkü iyi. evimin içerisinde ailem de hadi bakalım yaz tatili geldi sen Kur'an kursuna git yoktu. Gitmek isteyen giderdi ama bunu biliyorum. Ama şunu gözlemliyorum ki kimse haddini aşmasın. Bugün Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet'in başındaki kişiler öyle ya da böyle çoğunluğa hitap ediyorlarsa tıpkı baktığında bugün diğer Yunanistan'daki papaya dayıya bak da öbürüne bak kime bakarsan bak. Dinle alakalı bir söz ettiklerinde bütün dünya karışıyor. Çünkü çok hassas konular bunlar ve din afyon gibidir. İnsanı gerçekten uyutan bir şey ve bununla da siz ayakta uyursunuz. Şu anda da Şimdi de Marx gibi konuştun. ama yani ayakta uyuyoruz. Yani şimdi bir karar vermemiz gerekiyor. Biz her şeyi dibine kadar yapmak zorunda değiliz ki. Yani inan bir şeye inanmak istiyorsan inan ama arkadaş ben de inanmıyorum diye beni taşlama. Sen de inanırken affedersin bokunu çıkartma. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Bu nedir Ben böyle bu kadar? anladım. Ay yani gözüme sokma. Yani Ben anladım. Yeşim ben anladım da şimdi bizi izliyorlar da sen biraz sonra TT'de birinci olursun bu ya. ama yani hayır şimdi şöyle ben herkesin tamam özgürce ben dinini bana yazıyor diyor ki sen diyor kafirsin. Kime göre neye göre? Sen Allah Sen TGRT'de bile çalıştın. Kafir olur musun ya? ya TGRT'nin dinle çok alakası olduğunu düşünmüyorum yani. Ben kurum Öyle algılanıyor. yani kurumlar kendilerini birazcık böyle işte birilerine yakın gösterme çabasıyla yaparken ona bakarsan belediye seçimleri yaklaştığında da aman CHP'yi kırmayalım, aman AK Parti'yi kırmayalım, aman buraya çünkü bir reklam geliri oluyor bütün televizyonların. Bu Senin oradan niye ayrıldın sen Yeşim? çok yani ben biraz Atatürkçüyüm ya ben. Ben gönülde Atatürkçü değilim. Lafta da değilim, Kemalist de değilim. Ben Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını her zaman sevmiş, korumuş. Onun ışığının altında O çocuk. zaman onun partisinde olman gerekmez mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğuna inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içi boş bir parti. Bu kadar da net söylüyorum. Hele ki belediyeleri, ki hangi belediyeyi tutsan elinde kalıyor. Bunu da bu kadar net söylüyorum bak. O Hani zaman şunu mu bitiriyoruz? ben Yani beklemesem de. Bak ben Kılıçdaroğlu'nun gidip Özgür'ün gelmesi de seni etkilemedi. Yani yine de CHP'den umutlu değil. hiç ilgilenmiyorum. Hiçbir şey olmayacağını da çok iyi biliyorum. Ben bu abla abi muhabbetlerini de sevmem yani. Hani sırf gazetede 2 gün haber olayım diye onun elini öpüyor, ona ablacım diyor. İmamoğlu, Sayın İmamoğlu çıkıyor. Bizim bu işlere karnımız tok. Bak ben İmamoğlu için her şey çok güzel olacak. Şahane bir paketlemeydi. Bu arada Verdin mi oy? bunu gördük. Tabii ki verdim. Pişman mısın? Pişman mıyım? Evet, pişman. Evet. Hani İmamoğlu'na oy verdiğin için pişmansın. tabii ki çünkü hani sizi şöyle bir şey bu destekliyorsunuz çok seviyorsunuz diyorsunuz ki ha tamam bizim istediğimiz gibi bak görüyor musun gençler çocuklar evet ya birileri de halkın içinden çıkıp halkın sesini duyacak diyorsunuz sonra İstanbul hala sular altında ama Tarkan'a 5 milyon para veriliyor yok öyle şey Kaç milyon? 5 milyon para veriliyor Emin belediye. misin? Bak evet bak dipnot olarak söylüyorum. Tabii ki bu camianın içerisindeyim. Kimin ne kadar para aldığını çok iyi biliyorum. Belediyeler artık şu sanatçıları fonlamayı bir bıraksınlar. Önce bir altyapılarını yapsınlar. Ben geçen gün de yazdım bunu. Bunu İzmir'de Tunç Bey için yazdım. Kendisini severim sayarım. Bu başka bir konu. Sever misin Tuncu? Ama Ben gördüğüm yanlışı söyledim. pek sevmem de sen sever misin Tuncu?
Yani hani fazla tanımıyorum, bir kereliğim, bir kere görmüşlüğüm var ama şunu söylemem lazım. Bugün İzmir'in durumuna baktığında sen, yani bütün hepsi için söylüyorum. Neden sanatçı fonluyorsunuz? Ne? Cumhurbaşkanlığında kime oy verdin? Cumhurbaşkanlığında kime oy verdim? Ben galiba hatırlamıyorum ya. Yani o Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'na mı? Daha çok yeni oldu seçim. O kadar yaşlı değilsin, unutmamışsındır. ha, bu son seçimlerden bahsediyorum. Evet. Bir anda kafam gitti. Kılıçdaroğlu'na verdim. Anladım. Son Maalesef. bir soru. Son bir soru bitirelim. Ya bana Desek oy. o da bu. Peki sana dönüp şey dese Ümit Bey, Yeşim, tamam şimdi milletvekili seçimleri yok ama gel seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapalım. İstanbul'u alalım dese, bir aday çıkaracaklar. Kadın ve Atatürkçüsün dese, İmamoğlu'na karşı yarışır mısın? Çok samimi söyleyeyim bak, gerçekten yarışmak isterim. Alt eder miyim? Çok güzel alt ederim. Bak onu da söyleyeyim. Çok güzel alt ederim. Ama ben belediye başkanlığı falan istemiyorum. Ben Türkiye'de kadın, çoluk, çocuk bu hakların, erkek hakları da dahil olmak üzere, erkek çocuk hakları da dahil olmak üzere mecliste, Atatürk'ün kurduğu mecliste birkaç kelam etmek istiyorum. Benim belediye başkanlığı olup da sağdan soldan kimseye ihale verecek halim yok. Bunlarla uğraşamam. Çünkü o geldi ihale ver, bu geldi buna vermek zorundasın. İşte o öyle oldu. Burada da bu festivali yapmazsak bize oy vermezler. Burada da şunu yaparsak oy kaybederiz işleriyle. Ben bu yalana dolana gelemem. Önde de oturup ne kadar da çok seviyorum falan böyle alkışlar yapamam. Çünkü bir belediye başkanının görevi sanatçıyı alkışlamak. Hani onun konserine gidip alkışlamak değil, ona konserler organizasyon yapmak değil. Ona oy veren insana yol, su, elektrik, karlı havalarda yolları açmak, işte bulunduğu bölgeyi güzelleştirmektir. Belediye başkanlığının amacı budur. Hayvan Yalnız haklarıyla Yeşim bir şeyi hatırlatmak isterim. Yerel yönetimlerin görevleri arasında yurttaşlarının kültür ve sanat hizmetlerine en doğrudan ve ucuz bir şekilde ulaşması görevi de var yazıyor. Yani şunu kastediyorum. kültür sanat dediğimiz zaman ama bugün Yani sen Türkiye Tarkan, Sibel Can falan onları kastediyorsun. Yoksa tabii anladığım ki kadarıyla edebiyatçıların aa, ya da ne bileyim. sen hangi bir edebiyatçıya bu paraların verildiğini, hangi Yok, bir 2000 lira veriyorlar. ya, evet yani ben de biliyorum bu çünkü gittim tiyatro oynadım. Tiyatroda aldığın rakam 2000 lira, 1500 lira. Şimdi kültür sanat başka bir şeydir. Konser başka bir şeydir. Ben Kültür anlaşılsın diye söylüyorum. Sen pop kültüre karşı bunu söylüyorsun. evet, popüler kültüre karşı söylüyorum. Yani şu popüler kültürden uzaklaşıp gerçek edebiyat, ressam, heykel, işte tiyatro, çocuk tiyatrosu, bunların yapıldığı yerdir belediyelerin hizmet verdiği yer. Ben bunu anlaşılsın diye söyledim. Evet, bunların Şu... yetiştirildiği yerdir. Hani eskiden de açılırdı ya kültür merkezlerinde kurslar açılır. Evet. Oraya giderler, çocuklar oyuncu olmak istiyorsa, bir şey yapmak istiyorsa bunu yaparlar. Ama şimdi sadece sanatçıların fonlandığı yer, ki buna AK Parti belediyeleri başlattı bunu. Sonra da diğerleri devam ettiler. Bunu da dipnot olarak söylemem gerekiyor. Hep beraber çok güzel, paramız yok deyip cukkadan sanatçıları fonladılar. Bir kere hiçbir belediye başkanına bu yüzden oy verirken dikkat etmeleri gerekiyor. Ben vermem. Bak bu kadar açık söyleyeyim, vermem. Sarıyer'de İmamoğlu'na vermeyeceğim diyorsun. O zaman AKP'ye vermiş olmuyor musun o zaman? yok yani, ben şu anda AKP'nin kimi çıkaracağını bilmiyoruz. Diğer partilerin de kimi çıkartacağını bilmiyoruz. Ama hani çok zorda kalırsam illa da oy vermem gerekmiyor. İnsanlar biraz da protesto etmeyi bilmeliler. Gerekiyorsa bir şeyleri, biraz frankofon da olduğum için babadan kalma, azıcık da protesto edin arkadaşlar. Her şeyi de hedemeyin yani. O zaman programı kapatırken şunu doğru anladım mı Yeşim? Sen şunu söylemiş oldun. Ben aslında İstanbul'da aday olsam İmamoğlu'nu yenerim ama meclise gitmek istiyorum dedin. Evet, ben meclise gitmek istiyorum. Bir de Ama yenerim diyorsun ama. Yenerim diyorsun. tabii
Ben valla çok iyi çalışırım ve yenerim. Çünkü neden? Lafımın sözümün arkasında dururum bir. İkincisi Türkiye'nin artık biraz da kadınları görmeye ihtiyacı var. İstanbul kadın demektir zaten. Ve İstanbul'a da iyi bir kadın belediye başkanının yakışacağına inanıyorum. Bu erkek egemenliğinden hakikaten çok sıkıldık artık. Her konuda çok sıkıldık. Sevgili Yeşim, çok teşekkür ediyorum. Uzun bir sohbet oldu ama iyi oldu. Evet. Senin görüşlerini de topluma buluşturmuş olduk ve YouTube yayınları içerisinde en yüksek rakamlardan birisi oldu. Çünkü 2 saatlik bir yayında yüksek oranda sabit gitmek pek mümkün değil. YouTube'un algoritmasında da çok ilginç bir şey bu. Bu iki şeyi gösteriyor. Bir, insanlar bazı şeyleri eğer anlatırsan dinliyorlar. Herkes de TikTokçu değil. Evet. İkinci bir şey daha da söylüyor. Türkiye'de soru sormayı bildiğin zaman insanlar gazeteciliği merak ediyor. Çünkü Türkiye'de kimse soru sormuyor. Evet. Bunu da görmüş olduk. Bu da bana bir pay olsun. Açık yürekli konuştuğun için ve bizimle olduğun için teşekkür ederim. Ben Annene sağlık diliyorum. En kısa zamanda mecliste olup Türkiye'de kadınların sesi olmanı da temenni ederim. bütün istediğim bu. Ben çok teşekkür ediyorum güzel sorularına, samimiyetine. İnşallah tekrar bir gün görüşürüz, tekrar yaparız Mutlaka. yayın. Çok Çok sevindim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bay bay. Teşekkürler. Evet değerli dostlar, şimdi hemen şeylerimizi, beğenilerimizi bir görelim. Valla 2 saatlik bir yayın yapacağımı dünkü yorgunluktan sonra tahmin etmiyordum. Ama sabah mesaim 6'da kalk, 6:45'te Nisan'ı götür. Sonra hemen buraya gel ama memnunum. Yeşim çok açık konuştu. Bence her biri gazetecilik açısından manşet olabilecek işler. Onları da görmüş olduk. Şimdi sol altta radikal tahammülsüz ekranının lütfen logomuzu da koy. Radikal tahammülsüz ekranının hesabını veriyoruz. Dün Abdullah Bey de gelmişti, gördüm. Evet, Türkiye'de kaçağı göçeği olmayan, hiçbir yerden fonlanmayan, kimseye muhtaç olmadan sadece kendi seyircisiyle ayakta duran radikal tahammülsüz ekranını size nasıl kaynak bulduğunu yine gösteriyoruz. En sevdiğim yer programda bu. Neden? Foncu değiliz. Kimseye eyvallahımız yok. Dün de gördük ki seyircimiz var. Dün de gördük ki salonlarımız doluyor. Dün de gördük ki bu gösteriyi de bu izleyici ayakta tutacak. Fevkalade memnunum. O yüzden de dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi dakikalarca süren destekle birlikte yayınlarımızın özgürlüğünü yaşıyoruz. Sensin Harun Magazinci. Magazin mi yaptık? Siyaset yaptık burada. Çizdi, o da gelmiş. Harun da benim arkadaşım. Eskiden Mudanya'da oyun oynardık. Şimdi oynayamıyoruz. Mudanya'da gitti. Özgür onların kelleyi alacak Mudanya'nın. Neyse olsun. Harun'la birlikte biz de rakı içeriz Mersin'de. Evet değerli dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeşim'e özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi çok ilginç belki siz Sayın Kılıçdaroğlu ya da Kemal Bey deyip şimdi özgür deyince üslup doğru mu oluyor? Tahammülsüzüm. Önce Halit Bey şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu demekten memnunum. Ya da ayrı yazılır. Kemal Bey'in K'si büyük yazılır. Özgür'ün Ö'sü büyük yazılır. Üslupta Ü olur. Doğru mu da mu ayrı yazılır. Oluyor da R olur. Onları düzeltmek isterim. Bir. İkincisi, ben hayatın herhangi bir alanında ihanet varsa hayatın her alanında olacağını düşünüyorum. Özgür ve Ekrem kendi genel başkanlarına ihanet ettiler. Halbuki aynı yarışta oldukları halde. Dolayısıyla Özgür benim için özgürdür. Benim gözümün önünde benim boynuma sarılarak neredeyse seçimden 2 gün sonra Kemal Bey benim babam gibidir. Beni genel şeyde benim grup başkanı yaptı dedi. Ya ben oradaydım. 4 kişiydik. Ben, Kılıçdaroğlu, Derya Hanım, Özel Kalem ve Özgür. Onu dediğin ertesi gün hançer sapladı. Ben öyle birine ne saygı duyarım ne de sayın derim. Ayrıca da Erdoğan'ın çakma Erdoğan olup da benim milletvekilim falan denmesinden de hiç hoşlanmam. Yeşim'in dediği gibi bu abla abi bilmem ne işlerini geçeceksiniz. Siyasetçi birey olacak, toplumcu da siyaset yapacak. Teşekkür ediyorum Halit'e. Yalnız Türkçe'ye dikkat et lütfen. Evet, fonsuz, patronsuz ve de korkusuz ama mutlaka radikal tahammülsüz. Dünkü alkışlara çok teşekkür ediyorum. Herkesle birlikte olacağım. Yarın hepinizin bir sınavı var Nur Hanım. Yarın Hilmi Yavuz bizde olacak. Hilmi Yavuz Türkiye'nin bence yaşayan en büyük şairi. Bakalım Yeşim kadar değilse bile hiç değilse Yeşim'in yarısı kadar izlenebilecek mi? Çok ama çok merak ediyorum. Hani Türkiye'de herkes belgesel izliyor ya. Hazır mısın Görkem?
Mümkünse eğer Bellalardan bir Bella seç, ver Bella'yı.